İyi akşamlar değerciler, Teke Tek'te. Bu akşam iki konuğumuz var. Aslında iki konuk ama konu ortak gibi, hemen hemen ortak diyebilirim. FETÖ meselesi haliyle son bir yılın en gündemdeki konusu. Gerçi birkaç yıldır gündemde, bizim gündemimizde uzun zamandır olan bir konu ama darbe girişiminden beri iyiden iyiye gündem oldu. Ve bu akşam çok önemli bir konuda çok değerli bir konuğum var. Sayın Tuncay Özkan, CHP İzmir Milletvekili. İlk bölümde onunla konuşacağız. İkinci bölümde ise Reşat Petek konumuz olacak. AK Parti Burdur Milletvekili ve darbe girişimini araştırma komisyonu başkanlığı yapmıştı, biliyorsunuz. Tuncay, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Sağlık iyi gidiyor mu? İşte, iyiyim. İşte. İyiyim. İyi yani, iyi. Aman. Aman, çünkü cezaevinde zehirlenme girişimine maruz kaldın. Karaciğerimle pankreasımdaki tedavim, hem de bilgi vermiş olalım, çok iyi. Pankreasıma biraz daha takviye gerekiyor ama böbrek üstü bezlerim çalışmıyor. O nedenle almak zorunda olduğum ilaçlar var. Ama herhalde bir iki yıl içerisinde toparlayacak. O da toparlayacak. İnşallah. Evet, gündem geçen hafta sendin. Evet. Niye? Çünkü senin elindeki bir flash bellek yeniden gündeme geldi. Yanlış yazılmadıysa eğer, okuduğumuz kadarıyla, medyadan takip ettiğimiz kadarıyla 2007 yılında sana İzmir'de bir otobüste bir eski hakem ama galiba aynı zamanda da eski bir ordu mensubu bir hakem gibi algıladım ben okuduklarından. Sen sorunca ben hepsini düzelterek hem şey yaparım. Evet, başla. Çünkü o flash bellek nedir? İzmir'de şeyle ilgili, bizim Cumhuriyet mitingiyle ilgili toplantıdan dönerken havaalanında bir hiç tanımadığım birisi yaklaştı. Bir şey konuşabilir miyim dedi. Kenara çekildim. Elimizde dedi, çok müthiş bir flash bellek var. Bu belleğin içerisinde kodlar var ve bu kodlardan açık olanlar gösteriyor ki bu ordu içindeki Fethullah Gülen örgütlenmesi. Hani ben de biliyorsun hani şey dedim, görmem lazım. Bana verin. Dedi ki yanımda yok ama İstanbul'a geleceğim. Geldiğim zaman veririm. Sürmeli Otel'in önünde buluştuk. Bana böyle verdi ve gitti. Biz hemen bilgisayara taktık. Peki kim olduğunu biliyor muydun? Hayır, bilmiyorum. Hı. Yani bir de üzerinden o kadar zaman geçti ki bizim el defterleri şeyde, adliye emanette, hiçbir şey yok ortalıkta. Hani üstüne gitsek, şimdi izliyor programı, belki de adamcağız çıkıp diyecek ki benim yani. Hı hı. Hakem oldu nereden belli? Kendisi söyledi. Ha, söyledi. Dedi ki bu plaj belleği İzmir imamı, Ege bölge imamı, hı, spor yaparken düşürüyor, alıyor, bakıyor ve onun üzerine işte kime götürelim diye konuşuyorlar. Ama şimdi ben dosyayı inceleyince görüyorum ki benden önce Ege Ordu Komutanlığı'na götürmüşler. Ha, götürmüşler. Tabii tabii. Yani şimdi ben savcılarla birlikte bu flaş bellekle ilgili çalışmaya başlayınca orada görüyorum ki benden önce Ege Ordu Komutanlığı'na götürmüşler. Onlar 26 Aralık'ta götürüyorlar. Ben de 7 Ocak'ta götürüyorum. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ediyorum. Düşürmüş. Bu arkadaşımız bulmuş. Aynı yerde spor yapıyorlar. Bulmuş, bakmış ve demiş ki yani ne yapalım? Demek ki bir düşürmüşler, ne yapmışlar, ne yapalım demişler. Hani bir tane oraya götürelim, bir tane de oraya götürelim ki sağlam olsun demişler. Getirdi, bana verdi. Ben de bunun üzerindeki bizim arkadaşlar o kripto, her bir dosya tek tek kriptolanmıştı. Şifre demiyorum. Hala ne fark var kripto ile şifre arasında? Şifre mesela örneğin Tuncay'ın T'si, Fatih'in F'si diye şifrelenebilir. Burada algoritmik bir şekilde kriptolanmıştı. O nedenle de bizim arkadaşlarımız büyük bir kısmını çözemediler zaten. Hı hı. Halen de çözülmeyen bölümleri var. Hani şimdi bugünkü teknolojiyle ne kadarı çözülür onu bilemem. Ama benim gördüğüm halen çözülmeyen dosyalar var. Bu dosyalar... Kaç dosya vardı şimdi bunun tahmini? Hemen söyleyeyim. Şurada tam rakamları vereyim de çünkü o da şey... 59 klasör bizim teslim ettiğimizde. Bizim şimdi kurtarabildiğimizde diyelim. O daha fazlaydı es geçmiş verdiğimizde. 59 klasör, 698 dosya... 192 megabayt kapasitesinde. Ve biz bunların tamamını tabii çözme imkanımız olmadığı için çözebildiğimiz kadarıyla çözdük. Geri kalan kısmını götürüp teslim ettik. Ben teslim ettikten... Sen kime götürdün bunu? Ben Kara Kuvvetleri Komutanı İlker Başbuğ'a. İlker Başbuğ. Çünkü güvendiğim bir isimdi. Ben önce tabii dosyanın, çünkü bu dosyanın içerisinde kara kuvvetleri var, deniz kuvvetleri var, hava kuvvetleri var. Ben üçü de var çünkü jandarma var. Yansıyan sanki sadece hava kuvvetiymiş gibi. Jandarma var. Örneğin şurada hemen gösterebiliriz. Ben bu gösterdiğim kısım
açık olan kısım. Yani savcıların dosyalarında kalan kısımlar bunlar. Yani çözülebilmiş kısımlar. Çözülebilmiş kısımlar. Şöyle bir baktığımda hemen herkesin görebileceği bunlar tabii fişleme yapmışlar. O fişlemeler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içindeki bütün Alevi, Kürt, solcu falan diye tasnif ettikleri gruplara ait. Hı hı. Onların içerisinde jandarma var. Biz tabii onları görünce ordunun en büyük bölümü kara kuvvetleridir dedik. Bu da aldık göp. Çünkü benim böyle bir uzmanlığım yok. Hani şimdi böyle bir şeyi inceleme uzmanlığı, böyle bir gazetecilik. Benim hiç öyle bir uzmanlığım yok. Yani ben silahlı kuvvetlere bakmadım hiçbir zaman. Evet. Bakmadığım için de böyle bir uzmanlığım yok. Seninle birlikte çalıştık, bilirsin benim titizliğimi de. Bilmediğim bir konuyla ilgili olarak dedim ki bunu en iyi nereye götürür teslim ederiz? Güvendiğim insan, inandığım hani Türk Silahlı Kuvvetleri'ni götürün, teslim ettim. Şimdi anlamakta zorlandığım şu, bu işin medyaya akseden tarafından ilgili o dönemin komutanlarının yapmış olduğu açıklamalar şu yönde. Diyorlar ki, baktık ki hava kuvvetleri ilgili biz bunu hava kuvvetlerine verdik. Oradaki Güneş Çalışma Grubu da bunu aldı. Zaten başında da şey vardı, Akın Öztürk vardı. Meğer o da FETÖ'cüymüş. Bunu kapattılar. Şimdi. Ama konu anladığım kadar öyle değil. Bütün kuvvetlerde. Bütün kuvvetlerde var ama ağırlıklı olarak hava kuvvetleri ve Ege bölgesi yapılanması. Ama yani bütün Türkiye'ye mektuplar gitmiş, her şey olmuş. Şimdi tabii o konuya da bir açıklık getirmek istiyorum. Hani böyle sanki birisiyle ilgili durduk yerde bir suçlama iletiyormuşuz gibi. Bu konuyla ilgili kapatma andıcı. Hı hı. Bu andıcı ben sana vereyim. Orada Akın Öztürk'ün diğer yetkililerin de imzası var. Akın Öztürk, ben sonradan bu konuya dahil oldum. Ben dahil oldum zaten, bu konu kapanmış. Burası öyle gözükmüyor. Yani şimdi buradaki dosya, tabii tek tek bunu dosyaya hani getiririz. Hemen okuyayım yani. Güneş Çalışma Grubu faaliyetlerinin gizli andıç, istihbarat numarası, konu inceleme sonuçları. Kimden? Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı Planlama bilmem ne müdürlüğü komuta katına demiş. Güneş Çalışma Grubu faaliyetlerinin gözden geçirilmesi ve yapacak işlemler konusunda komuta katına onayını almak. Öncesi Genelkurmay İnsan Kaynakları Komutanlığı ve Güvenlik Daire Başkanı'nca el yazısıyla hazırlanmış bir adet bilgi notu ve ekinde yer alan bir adet CD incelenmesi maksadıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na elden teslim edilmiştir. Gün 9 Şubat 2009. Bahse konu bilgi notu ekindeki DVD içerisindeki bilgilerin İzmir'de bir belediye otobüsünde bulunarak 11 Aralık 2006'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ve oradan da 16 Şubat 2007 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ulaştırılan taşınabilir bellek ile spor salonunda bulunarak kimliği belirsiz kişilerce tarihi kesin olarak tespit edemeyen bir zamanda gazeteci Tuncay Özkan'a ulaştırılıp belirtilen taşınabilir bellek içerisinde yer alan bilgilerle birebir aynı olduğu tespit edilmiştir. Yani adamın verdiği de ellerinde, senin verdiğin de ellerinde. İkisi de ellerinde. Yani ve ikisi de aynı flash disk. Her şeyle içerik birebir aynı. Aynı. Bahse konu DVD'ye yer alan bilgiler, DVD'nin alınmasını takiben 2007 yılı içerisinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca oluşturulan Güneş Çalışma Grubu tarafından tüm yönleriyle incelenmiştir. Fethullah Gülen grubu mensubu olduğu iddia edilen personel ile ilgili gerekli işlemler yapılmış, olup olumsuz herhangi bir hususa rastlanamamıştır. Diğer yapılanmalar ve bilgiler ile ilgili herhangi bir araştırma yapılmadığı tespit edilmiştir. Yürütülen işlemlere ilişkin detaylı inceleme sonucu ekte sunulmuştur. İmzalar altında İstihbarat Tuğgeneral E. Arslantaş, İstihbarat Başkanı Tümgeneral Akın Öztürk, Kurmay Başkan Korgeneral K. Pulatsu ve Emin Mert Hava İstihbarat Kurmay Yüzbaşı İnsan Kaynakları Şube Müdürü. Bir de orada gene Hava Kuvvetleri Komutanımızın. Ve en altta Aydoğan Babaoğlu Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral. Evet. Yani şimdi bu herkes görmüş, herkes da, imzalamış. Bu ikinci kez görülmesi bir de. Evet. Yani birinci kez değil, ikinci kez görülmesi. Yani o nedenle tabii insanların kendi savunma haklarına ben saygı duyarım. Bu da beni ilgilendiren bir şey de değil. Şimdi yani ben savcı değilsin. Ben savcı değilim, yargıç değilim, bir de ben oluşturmadım. Yani bunların içindekilerin yanlış veya doğru olduğuna karar verecek olan kişi de ben değilim. Evet. Orada bir kurum var. Kuruma inanarak, güvenerek götürüp teslim ediyoruz. Diyoruz ki böyle bir şey geldi. Ben sadece emanete hıyanet etmiyorum. O kadar. Bana teslim edilen, bir gazeteciye teslim edilen şeyle ilgili olarak gereğini yapıyorum. Sen ilgili kuruma bunu iletiyorsun. Evet. Şimdi benim ondan sonraki hayat hikayem başlıyor. Yani bunun içerisinde öyle şeyler var ki. Mesela bu darbede ortaya çıkan isimler var mı orada? Aslında? Şimdi şöyle, Balyoz'da, Ergenekon'da, İzmir casusluk davasında ki fişlemeler bunlar. Hı hı.
Türkan Saylan davasındaki olgular bunlar. Yani kumpasın hazırlanışı burada, bu. Hazırlanışı burada. Buradan insanları almışlar, işte pornocudur, kumarcıdır, şucudur, bucudur diye almışlar. Bir kısmını İzmir casusluk davasında, bir kısmını Ergenekon'da, bir kısmını Balyoz'da falan hepsini eritmişler. Bu sistem öyle bir noktaya gelmiş ki artık taşınamaz hale geldiği zaman kendileri açısından bu iş, bunun en güzel yolu nedir demişler. Bunu hemen davalara dönüştürmüşler, bunun içindeki sildikleri bilgileri de yok etmişler. Şimdi burada çok önemli bir şey var. Şimdi burada gördüğünüz şey Genelkurmay'ın dosyalarında kalanlar. Aha. Bunları savcı beyler toplamış. Benim götürüp teslim ettiğim şey silinen kısımlar. Şimdi tabii savcı beylerin de burada şeyi var. Çok önemli çalışmalar var. Burada itirafçılar var. Yani mesela adam diyor ki flash belleğin biz bugün doğru olduğuna nereden kanaat getiriyoruz? İtirafçı geliyor diyor ki biz bunun o kısmını sildirdik bazı kişilere. Ama diğer kısmını işte götürdük Adil Öksüz'e. Adil Öksüz ağladı diyor. Niye bütün ağladı? Emeklerimiz heba oldu. Yazık oldu demiş bunca yıllık çalışmaya. Ha bu ortaya çıkınca bu evet. Flash bellek. Çünkü şeye gitmeden önce, hava kuvvetlerine gitmeden önce bu flash bellek Adil Öksüz'ün önüne gidiyor. Yani askerler tarafından götürüyor. Hava kuvvetleri komutanlığına biz bu ulaştıktan sonra oranın imamı alıyor. Baş imamı olan işte Cafer Sarıkaya'ya oradan Adil Öksüz'e götürüyor. Hmm. Ve bir değerlendirmeyle yani bana şeylerin anlattığı, gördüğümüz dosyada görülen şey, tanık ifadesinde Adil Öksüz ağlıyor. Heba oldu bütün emeklerimiz diye. Şimdi temel sorun şu. Ama heba olmamış aslında. Yok temizliyorlar, güçleri o kadar güçlü. Zaten 2007 gündemini gözümüzün önüne getirirsek, birisine ya bu Fethullahçı bunlar devleti ele geçirmek için örgütleniyorlar diye bağırdığımızda hainsin diyorlardı. İçeri atıyorlardı. Faşistsin diyorlardı. İçeri atıyorlardı. Dövüyorlar tabii. Yani o nedenle şimdi bütün bunlar eğer o gün değerlendirilebilseydi bugün başka bizi başka noktaya taşımış olacaktı. Ama ne yazık ki geldik bugüne. Şimdi yapılması gereken şey bu bellekten yola çıkarak, flash bellekten yola çıkarak biz nerede hata yaptığın sorusunu yanıt vermek ve geleceği kurtaracak adımları atmak. Şimdi her şey elde. Peki bir şey soracağım evet. Tuncay. Bu 2007'de bu senin eline geçiyor. Evet. Ve sen bunu götürüp Genelkurmay'a veriyorsun. Şimdi sen o sıralarda henüz daha siyasi değilsin ve gazetecisin. Evet. Niçin bunları yayınlamayı tercih ediyorsun? Hayır şöyle. Ben tekrar söylüyorum. Ben sadece gazeteciyim. Ben bunların doğru olup olmadığını bilemem. Ha. Ben nerede? Ya bu 15 bin kişi var. Şimdi yani burada insanlarla ilgili özel hayat şeyi olmasa çıkarıp göstereceğim yani. Örneğin bizim o zaman şimdi kendisini buradan selamlayalım. Hacı Bektaş Belediye Başkanımız. Ve bütün ailesini fişlemişler. Ama asker değil. Asker. Asker, asker kökenli ya general. Bütün aileyi fişlemişler. Şimdi buradan göstermek gerekir ama onların aileye yani bu tür fişlemeler şey çok karaktersizce yapılan şeyler. Bütün gene hava kuvvetleri komutanı olacak insanları fişlemişler. Bilgin Balanlı'yı fişlemişler. Diğer insanları fişlemişler. Şimdi ben bütün bunların doğruluğunu, yanlışlığını, 15 bin kişinin orduda bulunup bulunmadığını nereden bileyim? Ben götürdüm, verdim. Ha ne yaptım? Ya sen peki kardeşim, senin işin gazetecilik. Bunu anlattın mı? Evet anlattım. Televizyon, o zaman yazma olan ağam yoktu, yoktu biliyorsun. Yoktu. Televizyon programlarında tek tek anlattım. YouTube'dan hemen çıkartır gösteririz. Anlattın yani. Anlattım. Çünkü sana yönelik ben baktım yani bu şeyden sonra sana yönelik suçlamalar arasında şunlar var. Kardeşim sen gazetesin bunları niye yazmadın? Sen bunları niye gündeme getirmedin? Şimdi, verdin kurtuldun mu? Hakikaten verdin mi? Döneme bakalım. Şimdi hayır benim verip vermedim zaten dosyalar da var. Yani ben gidip tekrar ikinci kez bellek vermedim. Savcılar beni çağırdı. Savcı beyler beni aradılar dediler ki sen böyle bir bellek teslim etmişsin. Bu teslim ettiğim belleğin orijinalini bulabilir miyiz? Neden bulabilir miyiz? Çünkü silmişler Fethullahçı. Abiler sütunu var, artık yok. Ama sendeki bellek de var. Belde var tabii. Örgütle ilişkililer sütunu var. Fethullahçılarla birbirlerini şey yapmışlar, fişlemişler. Çünkü adam çok sayıda insanı gözetlemek zorunda olduğu için aynı zamanda denetim görevini görüyor. Diyor ki himmete katılır mı? Ne kadar verir? Ya da bak burada himmette gözüküyor. Bunların hepsi orada var mı? Hepsi var. Hepsi yazılmış. Adamı yurt dışı göreve göndermişiz mesela değil mi? Türkiye'yi temsil etsin diye. Fethullah Gülen'i temsil etmek üzere gitmiş. Oradan ne yapmış ama? Maaşının belli bir miktarını himmete yollamış. Bunların hepsi var. Yani şimdi temel sorun şu. Ben tekrar ediyorum. O biliyorsun bu medyadaki sorunların temelinde kıskançlık falan filan yatar. Ben bunlardan uzaklaşarak bakıyorum olaya. Daha yukarıdan bakıyorum ve diyorum ki Tuncay Özkan'ın iyi ya da kötü olması bu özneden bizi koparmasın. Hiç. Özne burada. Aynen. Ben sadece... Mal burada. Ve biz buradan yola çıkarsak
en önemli hatamızı. Biz bunu niye çözemedik? Elimizde bütün bunlar varken niye birbirimize saygı gösterip yaşam alanlarımızı korumadık, bu ülkeyi, çocuklarımızın geleceğini korumadık diye düşünmemiz gerekiyor. Ben bunun peşindeyim bugün. Peki yine merak edeyim şu mesela. Bu orada sen bunun bir kısmını çözebilmişsin ve daha doğrusu görebilmişsin. Büyük bir kısmını göremedim. Ha, bir kısmını da görememişsin. Çünkü bizim öyle bir kapasitemiz yok yani. Peki mesela o zaman kardeşim bunun akıbeti ne oldu diye bir kıyamet koparmadın mı? Hayır, ben içeride alındım. Kıyamet koparamadım. Ben içeride alındım. Şimdi 3 tane temel problemimiz var. Bir, o dönemde efendim bunu niye götürüp siyasi otoriteye vermedin? Ya siyasi otorite dediğin Zekeriya Öz'ün altına Mercedes bağışlıyordu. Niye savcıya vermedin? Zekeriya mı verecektim? Kadir'e mi verecektim kozmik odayı basan? Kime verecektim? Verecek kim vardı? Götürdüm, inandığım, güvendiğim, bunu en iyi değerlendirebilecek olan ilgili kişisine verdim. Peki ikinci şey şu. Diyorlar ki ya sen bunu çıkıp televizyona niye söylüyorsun? Televizyonda söyledim. Çıktım Ankara mitinginde. Fethullah yılanın başı Amerika'da kuyruğuyla Türkiye'yi karıştırıyor. Fethullah Gülen'in Türkiye'yi katiller demokrasisi, hırsızlar düzeni yapmasına izin mi vereceğiz dedim. Meydan 3 milyon kişi birden hep bir ağızdan bağırdı. Hayır diye. Ama bu siyasi bir süre mesela. Şunu dedim mi? Kardeşim bunların yapılanmasıyla ilgili çok önemli evraklar televizyonda, var. Televizyonda, programda. Dedin yani bu. Tabii. Ondan sonra çıktın ne yaptın? Bir kere 10 yıl boyunca ne yaptın diye soruyorlar. Türkiye'de yaşamıyorlar. Başka bir gezegenden gelmiş gibi davranıyorlar. 6 yıl içerideydim. Evet. Ve 6 yıl boyunca Baldızım'ın evi 3 kez. Bizim evimiz 2 kez. Bütün ailem, benimle birlikte çalışanlar, sekreterim, herkes teker teker evleri aran için bunu arıyorlar. Kediye ciğer teslim edilir mi? Ben kediye ciğer teslim etmek üzere mi aldım onu? Ben onlarla konuşsam belki bunu bulsalar beni serbest bırakırlardı. Ama ben böyle bir şey asla yapmadım. Peki sana mesela böyle bir soru soruldu mu? Hiç. Mesela bu tabii flash tabii böyle bir yüzlerce flash bellek diye sorulmadı. Evet. Çapraz sorguda. Evet. Böyle yüzlerce soru geldi bana. Ama tabii onların hepsini geçiştirdim gitti ben. Bütün bunlar buna ulaşabilmek için. Ama ben bunu onlara teslim ettim. Çünkü tek sağlam kopya buydu elinde. Evet. Başka bir şey yok. Bunun içinde her şeyi yaptılar. Yaktılar, yıktılar, dağıttılar. Her şeyi yaptılar. Peki yargılanman sürecinde mahkemeye bunu yine tekrar delil olarak vermeyi düşünmedin mi bir kopyasını? Ben ilk gün şunu söyledim. Sizler Fethullah Gülen adına bizi yargılıyorsunuz. Sizi Ali Elverdi yapmışlar. Ve siz bize idam cezası vereceksiniz. Benim yüzüme idam cezasını okudu adam. Evet okudu. Suçum ne? Suçunu kendisi bilir. İşte anlattık bu programlarda. Ahmet Tuncay Özkan'ın suçunun söylenmesi, İhsas-ı Rey olacağından suçunun söylenmemesine ancak kendisi bildiklerini anlatması durumunda mahkemenin bundan yararlanacağını dedim. 10.836 tane telefon konuşması yapmışım. Gerekçeli kararda diyor ki sanık çok akıllı olduğu için bu konuşmaların arkasında suç delil bırakmamıştır diyor. Peki suç nerede o zaman? Aynısını bana bir savcı söyledi. Yani böyle şey olur mu? Şimdi ben diyorum ki bu anayasaya aykırıdır diyorum. Şimdi yurt dışında kaçak olan Sedat Sami Haşıloğlu, bölge imamı olan ve mahkeme imamı olan yargıç bana diyor ki senin o söylediğin yasa anayasaya aykırı bize göre. Biz o yüzden bunu uygulamıyoruz diyor. Yargıtay'ın bozma gerekçelerinden biri. Kendini kanun yapıcı. Anayasanın üstüne görüyor. Kanun yapıcı yerine, meclisin yerine koyuyordu. Ben bunlara mı teslim edecektim bu flaş belleği? Diyor ki çıktın ne yaptın? Çıktım ne yaptım anlatayım. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu üyesiyim. Partimi orada temsil ediyorum. Bütün onların tutanaklarının açıklanması yasak yasa olarak. Ama buradan söylüyorum. Biz her toplantıda arkadaşlarım Engin Özkoç, İlmi Yarayıcı ve Barış Yarkadaş'la birlikte Fethullahçı örgütlenmenin emniyetteki, silahlı kuvvetlerdeki sayısını getirin. Bunlar ne yapıyorlar diye sorduk. Darbeden 6 ay önceki görüşmede artık sorularımıza bunu aldılar. Ben Genelkurmay'ı soruyorum, MİT'e soruyoruz, herkese soruyoruz. Nerede kardeşim dedim, bunlar ne oldular? Buharlaştılar mı? Niye hiçbir şey yer almıyor bu raporlarda? İstihbarat raporlarında, güvenlik raporlarında. Elimine oldular, kontrol altındalar diye yazılı olarak getirdiler. 6 ay sonra darbe yaptılar. 6 ay sonra darbe yaptılar. Bunu meclis kürsüsünden söyledim. Çıktım, Milli İstihbarat Teşkilatı Başbakanlık bütçesi görüşülürken bunu meclis kürsüsünden söyledim. Peki Tuncay, buradaki isimlerle, bulabildiğiniz, ulaşabildiğiniz, evet, çıkabildiğiniz isimlerle darbeyi yapan veya darbeye dahil olan isimler arasında bir paralellik var mı? Bir şey söylemeyin. Çünkü neden söylemeyin? Soruşturma devam ediyor. Yani ben eğer ona girersem yarın bir şey olur, adam kaçar, bir şey olur. O zaman derler ki bak adam söyledi. Yok ben tutuklular da diyorum yani. Tutuklanmış şu anda, tutuklu sanıklarla. İddianamelerle karşılaştırma devam ediyor. Bizim arkadaşlara verdim, onlar yapıyorlar onu. Ama yani onunla ilgili. Sonra diyorlar ki ya sen
Niye bunu hiç açıkladın? Ya açıkladım ya. 15 Temmuz'dan sonra 16 Eylül 2016'da Sözcü Gazetesi'nden Nisosal arkadaşımıza röportaj verdim. Nereye gidiyor, Türkiye ne oluyor diye. Röportaj burada. 16 Eylül 2016. Haşiloğlu, her şeyi anlatıyorum. Her şeyi söylüyorum. Ve açıkça belirtiyorum. Diyorum ki bana böyle bir disk gel. Kimse diyorum bunu ilk defa duyuyoruz numarası yapmasın. Bana böyle bir flash bellek geldi. Spor yaparken düşürmüş. Götürdüm verdim genelkurmaya. Onlar incelenmedi. Geldik bu noktaya diyorum. Bunu 16 Eylül'de söylüyorsun. Evet evet, burada Nilsoy salonunda yaptığımız röportajda söylüyorum. Yani kimse diyorum asla bunu saklamaya, biz bilmiyoruz demeye kalkmasın diyorum. 16 Eylül 2016 Sözcü Gazetesi Nilsoy salonunda birlikte yaptığımız röportaj. Diyor ki söylemedi. Hayır efendim, hepsini söyledim. Niye söylemeyin? Sonra ne oldu? Sonra savcılar beni aradılar. Ne zaman? Buna yaklaşık 2 ay önce. Ha yani ona o tarihten hemen sonra değil. Değil. Hayır hayır, çok sonra. Dediler ki biz bu konuda itirafçılar var. Bu konuda şeyleri gördük. Siz getirmişsiniz bu belleği. Görüşmek istiyoruz. Gittim görüştüm. Hemen gittim genel başkana bilgi verdim, Kemal Bey'e. Kemal Bey de aman dedi, bulabiliyorsanız hemen bulun. Bir an önce götürün, teslim edin. Ben de hemen buldum, götürdüm, teslim ettim. Sakladığımız, gizlediğimiz bir şey yok. Ha Tuncay, bu savcılar seni aramasaydı götürürdüm. Hayır, vermezdim. Neden? Hala güvenilir ortamın olduğuna inanmıyorum da o yüzden. Hala sende bir kopyası var o zaman. Benimle, herkes de var herkes artık. Benimle ilgili bir şey değil bu. Ben bu olayın aydınlatılabilmesi için Türkiye'nin daha bağımsız, daha özgür komisyonlarının, savcılarının, yargı sisteminin çalışması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi biz son 10 yılımızı değerlendirmeyeceğiz. Burada ne iş, ne hata yaptığımıza bakmayacağız. Ama Tuncay Özkan'a işte bu flaş belleği niye öyle? Bunun bir anlamı yok ki. Özne bu. Peki mesela darbeleri araştırma komisyonu, az sonra burada Reşat Petek. Evet. Mesela o komisyondaki arkadaşlarına bunu ilettin mi? Ben komisyonda ifade vermek istediğim arkadaşlarıma söyledim. Arkadaşlarım benim adımı ifade verecekler listesiyle sundular. Ancak komisyon beni çağırmadı. Çağırmadı? Çağırmadı, evet. İşte Aykut Erdoğdu, Aytun Çıray, diğer arkadaşlarımız, Sezgin Tanrıkulu. Benim adım komisyon başkanlığına iletildi. Ben takip ettim. Ama beni çağırmadılar. Beni ifadeye çağırmadılar. Yani bütün bunlar benim işte niye güvensizlik diyorlar ya. Tuncay niye bunu çıkar? Hayır, bence güvensizlik ortamı ortadan kalkmadı. Çünkü biz hala siyasi sorumluların kimler olduğunu bilmiyoruz. Bir soru soracağım. Sen bunca yılın gazetecisin. Hani şimdi çok konuşuyorlar, çok müşhur gazeteciler var ama onlara sormayı gerekli görmüyorum. Sana sormak istiyorum. Ya bir darbe olur da siyasi kadrosu olmaz mı? Ya şimdi darbeyi yaptık. Başbakan kim? Bakanlar kurulu kim? Devlet başkanı kim? Akın Öztürk mü olacak devlet başkanı yani? Belki de bilmiyoruz. Yani kim? Bakanlar kurulu kimler oluşturuyor? Bu darbenin siyasi ayağında kimler var? Bunu da geçtim. Şimdi Türkiye bununla yüzleşmeye hazır. Şimdi bununla ilgili ben, bu konuşulan bir şey. Fakat aklıma şöyle bir şey geliyor. Darbeden sonra oluşacak sistem içerisinde yer alması muhtemel insanlar illa darbeci sayılır mı? Bunu çok konuşulduğu için ben de düşünce. Mesela 12 Eylül darbesinden sonra bir kabine kuruldu. Kabinenin Bülent Ulusoğlu'nun dışında olabilir mi? Ama Turgut Özal da var o kabinede mesela. Turgut Hayır, Özal acaba içinde ama mi? Ama Turgut Özal çünkü zaten mektuplarıyla içinde, biliyoruz. Hani tarih gizli bir şey değil. Orada yazıyor. Turgut Özal diyor ki darbe yapın diyor. Mektup yazıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mektup yazıyor. Süleyman Bey'e geliyor. Ekonomik programı sunuyor. Süleyman Bey bu Türkiye'de uygulanmaz diye reddediyor. Sonra geliyor kabineye giriyor. Sonra geliyor kendisi başbakan küt diyor. O ekonomik programı uyguluyor. O zaman sizin reddettiğiniz bir şey yok ki. O gün Fethullah Gülen de 12 Eylül darbesinin yarattığı, beslediği, ortaya koyduğu bir gerçeklik. Şimdi peki biz bunların tamamını ortadan kaldıracağız. Siyasi ayağıyla hesaplaşmadan olur mu? Hani benim bir kusurum varsa öyle bir kadro oluşsun. Ben kusurumu neyse bedeli onu da ödemeye hazırım. Yani burada bir sıkıntı yok. Ama yeter ki yüzleşelim. Yani sen darbeyle gerçek anlamda hala yüzleşilmediğini... Hayır. Ve bunun da senden, bu CD'nin flash diskinde senden yani kelhen istendiğini düşünüyorsun. İstendiği için ben götürüp teslim ettim. Şimdi ben merakla bekliyorum. Mesela bu flash belleğin içindeki bilgiler silinmiş. Kim silmiş? Kim sildirmiş? Şeye verilen, genelkurmaya verilen. Genelkurmaya, benim teslim ettiğim flash belleğin içindeki bilgiler silinmiş. Kim sildirmiş? Mesela o dönemin genelkurmay başkanları, o dönemin kuvvet komutanları, bütün bunlar
Ne diyecekler? Peki mesela İlker Başbuğ'la siz aynı cezaevinde yattınız değil mi? Evet. Orada mesela bunu İlker Başbuğ'la konuştunuz mu? Hayır, hiç öyle bir fırsatımız olmadı. Ha. Biz ayrı ayrı cezaevlerinde kalıyoruz. Duruşma salonuna getiriliyoruz. Başımızda askerler bekliyor, mikrofondan sonra. Şimdi konuştun mesela, o zaman neler olduğunu ilişkin. Hayır, konuşmadım. Yani ben zaten kendisinin burada dosyada şeyini gördüm. Hemen bir hafta sonra falan incelemesini yapmış, göndermiş hava kuvvetlerine. Ondan sonraki her şey, bu aşamadan sonraki her şey... Hayır, burada benim garime giden Tuncay şu. Bundan tamam, sen televizyona bahsettim diyorsun. YouTube'a girip görebilirler, tamam. İzleyebilirler. Sen bak, mesela İlker Başbuğ da bu konuyu hiç sonrasında dillendirmedi. Şimdi, ne yargılama sürecinde ne sonrasında. Ben süreci şöyle anlatayım. Genelkurmay'a göndermiş İlker Bey. Genelkurmay Başkanı Milli Savunma Bakanlığı'na göndermiş. Yani bundan sivil otoritenin de haberi var. Olsa Genelkurmay Başkanı? Büyük anıt. Büyük anıt. O da Necdi Bey'e. Büyük anıt bir de cemaatin, Gülen şimdi, cemaatinin gaddine uğramış adamdan bir tanesidir. Burada zaten onunla ilgili fişleme var dosyada. Evet. Yani bu flash belleği. Genelkurmay Başkanı olmasın diye bu, özel çaba gösterildi ben, çünkü onunla ilgili. Yani burada var da tekrar i̇şte hatırlayacaksın yani Savcı Sarıkaya'nın, Van Savcı şey Sarıkaya'nın burada, yaptığını biliyoruz. Bu flash belleğin içinde o fişlemeler. Bu flash belleğin içinde. Büyük anıtla ilgili fişlemeler. Büyük anıtla ilgili fişlemeler bu flash belleğin içinde. Şimdi... Burada tabii bir başka bir pencereden bakan kişi bizim gazeteci arkadaşımız Nedim Şener. Nedim Şener bu konuda çıkan yazıların en ilginçini yazdı. Diyor ki bu flash bellek Dolmabahçe görüşmesinin temelini oluşturdu diyor. Şimdi eğer o pencereden bakıp devam edersek aslında bugün Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sayın Yaşar Büyükanıt'ın bu konuda bir açıklama yapması gerekiyor. Yok, biz bunları konuşmadık, başka bir şey konuştuk demesi gerekiyor. Çünkü orada bir başbakanlık danışmanının açıklamasına yer veriyor Nedim Şener. Dolmabahçe görüşmesi ve flash bellek diye bir yazısı var. Hangi tarihte? Hemen söyleyeyim. 8-8-2017. Ha, yeni. Flash bellek... Flash bellekten... Çok özür dilerim, o bugün bastırma tarihi. Çok özür dilerim. Göremedim şeyini, tarihini. Ama iki hafta önce icazı bir yazı. Yani senin flash belleği vermenden sonra. Tabii. Vermemden sonra bence yazılmış en aykırılık sırasına göre en değişik bakış açısı. Yok, burada herkesin isim, aklına ilk bu geliyor zaten de. Başka şey. Yani kaleme yazmış, almak. Tabii kaleme yazıp almış. Şimdi ben de soruyorum. Biz bir dönemle hesaplaşacaksak. Bunun CHP'si, AKP'si, MHP'si, HDP'si falan yok. Biz çocuklarımıza temiz, yaşanabilir bir Türkiye bırakacaksak ve bu Fethullah Gülen belasını bu topraklardan silip atacaksak yapmamız gereken şey yüzleşmek. Neyle yüzleşeceğiz? Yapamadıklarımızla yüzleşeceğiz. Burada yapamadığımız bir şey var. Burada ben tekrar ediyorum. Benim payıma bir hata varsa bunun sorumluluğunun bedelinin neyse cezası onu da ödemeye hazırım. Ama herkesin buna hazır olması lazım. Ve bu işin özgür bir ortamda yapılması lazım. Örneğin o dönemde siyasi otorite niye bunun üstüne gitmedi? 2004 yılındaki Milli Güvenlik Kurulu kararı çok ilginç bir şey. Ben askerlere dedim ki duruşmada yargılanırken ya bunu niye gündeme getirmiyorsun? Aman sus dediler. Aman sus, sustuk. Peki sonuç 2004 yılından... Peki askerler niye sana aman sus dedi? Ya, Milli Güvenlik Kurulu kararı almışlar. Milli Güvenlik Kurulu kararı uygulanıyor zannediyorlar herhalde onlar. Oysa Başbakanlık Müsteşarı'nın yazdığı kitaptan öğreniyoruz evet, ki... Ömer Dinçer'in. Ömer Dinçer'in yazdığı kitaptan daha karar aşağı gelir gelmez bürokratik sorumluluğunu Ömer Dinçer, siyasi sorumluluğunu Recep Tayyip Erdoğan almış, kapatmışlar. Şimdi ben de soruyorum. Bu flash belleği kapatan iradenin içinde siyasi irade var mı? Bu Milli Savunma Bakanlığı'nın bilgisi olduğu bir konuda, Milli Savunma Bakanlığı'na bilgi verilen bir konuda. Hükümet niye mesela hiç susmuş, hiçbir şey söylememiş? Hadi yani ben sustum, peki hükümet niye sustu? Hükümet niye sustu? Hadi ben televizyondan söylemedim, hadi ben gazeteden söylemedim, hadi ben hapisteydim. Ne olmuş peki? Ben sustum, benim susturulduğumu da biliyorlar. Ve beni susturanlara ödüller veriliyor. Ben de soruyorum, hükümet niye susmuş? Peki mesela o dönemde bunu bir yandan da mesela ana muhalefet partisiyle paylaşsan acaba... Şimdi sorun şu, tekrar edeyim. Sen gazeteci olduğun için beni anlayabilirsin. Ve izleyenlerin anlaması daha önemli. Tabii ama bunların içindekiler yalan çıkarsa ben ne yapardım? Yani burada gerçekten namuslu, dürüst insanlara... Bu ikilemde hepimiz çeşitli meselelerle kalıyoruz. Yani pek çok belge ve bilgi geliyor bize. Doğruluğundan emin olamadığımız hiçbir şey yayınlayamıyoruz. Işte içimizde kalıyor. Bazen de yayınlıyoruz doğru çıkıyor. Bazen de ya doğru derede yayınlıyoruz. Yanlışlıkla da oluyor bazen bu riski aldığımızda. Şimdi ikimiz aynı ocakta yetiştik. Cumhuriyet'te evet. Yetiştik. Evet. Uğur Mumcu'dan öğrendiğim şey. Yanlış yapma, atla. Başkasının başarısını alkışlayabilirsin ama kendi başarısızlığını ağlama.
Arkadaşın bir başka gazetede bunu yayınlayabilir, onu alkışlayabilirsin. Ama kendi başarısızlığını ağlama. Çünkü bizim yaptığımız bu mesela çok fahiş bir hata olurdu. Eğer yalan çıksaydı. Yalan çıksaydı. Ve bunun doğru olduğunu ne zaman öğrendim? Savcı beyler beni çağırıp bunları gösterdiklerinde öğrendim. Yoksa ben hiçbir şey bilmiyorum. İçerideyim. Ben sadece bunun araştırıldığını, bunun peşinde zannediyorsun sen. Ben diyorum artık o kadar açık ki. Bilgi işlem müdürünü basıyorlar. Doktor arkadaşımın evini basıyorlar. İlişkide olduğum arkadaşlarımın evlerini basıyorlar. Gidiyorlar onların hepsini tutup getiriyorlar. Hepsini Ergenekon'a sanık olarak koyuyorlar. Sekreterimi sanık olarak. Bazılarına çok şaşırdık zaten. Yani. Ne alaka falan diye. Annesi Hakyan'ı benim sekreterimi Ergenekon sanığı yapmaya doktorunu çalışıyor. Doktorunu aldılar. Doktorumu aldılar. Bilgisayarcı arkadaşlar. Gözaltında kaldılar. Evleri arandı. Her yer arandı. Her yer arandı. Herkes arandı. Ne ararlar böyle bir şey? Yani şimdi benim aramam yapılırken benim sen kütüphaneyi biliyorsun 28.400 kartotekse geçmiş kitap var. Hepsini parçaladılar. Parçalanırken başında Ali Fuat Yılmazer'le Zekeriya Özdur'du parçaladılar. Bizim avukat diyor ki ya ne arıyorsunuz? Niye böyle bir arama yapıyorsunuz? Polis diyor ki vallahi onlar da ne aradıklarını bilmiyorlar. Onlar ne aradıklarını biliyorlar. Onlar bir kitabın arasına sıkıştırılmış, bir yere tutturulmuş o flash diski arıyorlar. İyi saklamış. Parça parça ettiler. Parça parça ettiler her şeyi. 28.600 küsür kitaptan bana kalan 4.000 kitaptır. Bugün Edremit'te Hacı Aslanlar Köyü'nün kütüphanesindeler. Geri kalan parça parça ettiler. Allah Allah. Tamamını parçaladılar. Sadece bu flash diski bulma evet, umuduyla. Evet. Ben onu içine aldım. Evet, evet. Başka ne olacak? Bütün kitaplar niye parçalanır? Kalem koleksiyonlarım vardı, yoklar. Başka koleksiyonlarım vardı, yoklar. Yoklar. Aldı götürdüler sadece buna ulaşabilmek için. Sorun şimdi, karşı karşıya kaldığımız sorun şu. Bir, bu flash bellekle ilgili siyasi otoritenin tutumu nedir? Dünkü tutumunu devam ettirecek mi? Yoksa bugün gerçekten samimiyetle bizim hatamız da bu, sizin hatanız da bu diye bir yüzleşme, bir hesaplaşma içine girip topluma daha mutlu, daha güzel bir gelecek için hep beraber bir umut bırakabilecek miyiz? Yoksa Tuncay kavgası. Şimdi ben bakıyorum, işte Tuncay onu ne zaman teslim? Ya bir şey yok. O yazılı burada hepsi yazılı. Var. 2000, savcılar yazmışlar. 2007'de teslim etmişsin. İşte hepsi İlk var. İlk örneğini 2006'da vermişler başka kanallar. Sen de 2007'de vermişsin. Yani, tutanak halinde orada yer alıyor. Hepsi burada. Ocak, hepsi burada. Tutanaklar, her şey burada. Şimdi ben soruyorum, bunun ne önemi var? İçindekini sorgulamak, üstüne gitmek, siyasi otoriteye, savcılara cesaret vermek bizim ödevimiz değil mi? Ben o genç savcı arkadaşlarımı inşallah umduğum gibi bu işin her tarafını siyasi otoritesine varacak kadar her şeyi ortaya çıkartacaklarına inanıyorum. Nurettin Veren televizyonlarda konuştu. Bir konuşmasından sonra Genelkurmay'a bizim kanaldan gitti. Ben biliyorum yani. Bizim kanaldaki programdan sonra çıktı gitti. Adamın konuşmaları kayıptı. Diyor ki ben 8 saat ifade verdim. Yok diyor. Her şeyi anlattım orada diyor. Yıl? İşte 2007 gene. Şimdi bir sürü şeyi toplayıp ortada bir tehlike varken bunu görmek biz niye göremedik? Peki mesela Nurettin Veren'i niye içeri almadın o sırada? Vallahi bilmiyorum. Yani tabii bilgim dahilinde değil yani. Demek ki bu bellekteki şeyler ya da beni almasını seviyor. Yani niye zehirlendin mesela? Neden? O da enteresan. Şimdi bir de diyorlar ki ya Tuncay Özkan peki ölseydi içeride ne olacaktı? Ben ölseydim Barış Terkoğlu bunu açıklayacaktı. Ben 517 gün tek başıma hücrede kaldım. O hücrede kalış esnasında benim yanıma 2-3 aylık bir süreyle Barış Terkoğlu geldi. Ben artık ellerim sararmış durumda, vücudum yara içinde. Barış bana ne oluyor abi diye sordu. Sende bir şey var diye sordu. Ben zehirleniyorum dedim. Beni öldürecekler ve sana vasiyetimdir dedim. Flash belleği, nerede olduğunu, nerede bulunduğunu, ölürsem bunu götürüp kimlere teslim etmesi gerektiğini söyledim. Barış Terkoğlu burada yaşıyor. Şimdi soruyorum. Bu flash bellekteki şeyler benim hayatımdan daha değerliyse, o zaman dönelim. Benim hayat hikayemle ilgili değil, bu flash belleğin içindeki bilgilerle ilgili bir sonuca ulaşalım. Biz niye bunu hale geldik? Şu anda mesela ne kadarı çözülmüş vaziyette senin tahminin? Vallahi. Çünkü 698 sayfa, 698 dosya var içinde diyorsun. Dosya. Binlerce sayfa. 15 bin, tabii belki de 100 binlerce sayfa.
Benim burada aradığım şey şu. Yardımcı olalım. Benden yardım istediler, yardım ettim. Daha da ederim. Ne isteniyorsa. Temel sorunumuz şu. Buradan bir sonuç çıkartalım. Buradan çıkartacağımız sonuç da çocuklarımızın daha mutlu, daha huzurlu yaşayacağı bir Türkiye olsun. Şimdi mesela bir sürü ortalıkta FETÖ itirafçısı var. Mesela o itirafçıların arasında bazılarının bu düzeyde bilgilere sahip olma ihtimali var mıdır? Çünkü bu belli ki birileri tarafından biliniyor. İşte FETÖ'lü itirafçıları var, onlar anlatıyorlar. Peki dosyanın içeriğini çözebiliyorlar mı, anlatabiliyorlar mı, biliyorlar mı? Onlar biliyorlar tabii. Mesela Adil Öksüz biliyor dosyanın içeriğini. Yok, ben itirafçı olanlardan diyorum. İtirafçı işte bu. Bu dosyanın içeriğini biliyorduk. O yüzden şunları sildik diye itiraf edenler var. Savcıların onların ifadelerini alma durumu. Peki mesela sen o listeleri bir gün çözebilirseniz bu... Çünkü sen de herhalde bir yandan bunu çözmeye çalışıyorsun. Vallahi bizim böyle bir yeteneğimiz yok yani. Yani benim hani etrafımdaki bilgisayardan anlayan arkadaşlar falan böyle bir yeteneğe sahip değiller. Herhalde bu devlet organlarının yapması gereken bir şey. Yani devlet çözecek. Bu kriptolama tekniği başka bir şey yani. Ben bunu bilemiyorum yani. Hani bir şifre olur. O şifreyle ilgili olarak bir sonuca varabilirsiniz. Bir yere ulaşabilirsiniz. Bu öyle değil. Bu daha güçlü bir algoritmayla şifre. Yani bayağı bir aslında bir teşkilat evet, işi evet. Yani. Ya, hayır. Zaten burada göreceğim yani bunlar açığa çıktığında şu görülecek. Örneğin Fatih Altaylı'yı takip edin diyorlar. İzmir'de. Fatih Altaylı'nın takibi sadece İzmir'de bitmiyor. Fatih Altaylı Balıkesir'de, Fatih Altaylı Diyarbakır'da, Fatih Altaylı İstanbul'da, Ankara'da takip devam ediyor. Yani bunu yapabilecek herhangi bir güç var mı? Emniyete yaptırmaya kalksanız arabamız yok der. Aynen, kadromuz yok der. Böyle bir şey yok yani. Diyelim bir, yani şimdi tabii bunu şey yapmak istemiyorum ama sana gösterebilirim. Yani diyelim ki bir havaalanına bir uçak indi. O uçak hemen fotoğraflanıyor. İçine neler fotoğraflanıyor? Her şey. Özel hayat mı, her başka şey. Bir şey mi, sevgilisi mi, başka bir komutan, işe mi? Komutan, hedefteki komutan bir şeye gidiyor. Deniz kıyısında eşiyle birlikte arabayı da almış gitmiş değil mi? Arabanın çıkışı görüntüleniyor. Gittiği yerdeki oturup yediği içtiği görüntüleniyor. Hareketleri görüntüleniyor. Her şey. Kaç kişi var bu tezgahın içerisinde bu emir altın çalışıyor? İnanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şey. Bu böyle bir şey. Bir de tabii bunun goygoycuları var. Buna siyaseten, buna sosyal hayatta, hukuken destek verenler var. Hani biz işte Fethullah yılanı diye bağırdığımızda, Fethullah'ın itleri durduramaz bizleri diye bağırdığımızda, feryat ettiğimizde siz Türkiye için en büyük tehditsiniz, tehlikesiniz diyen insanlar var. Bugün o insanların. Bugün o insanlar biliyorsun bir numara Fethullah düşmanı oldular şimdi. Yani şimdi ben bir şey demek istemiyorum ama ya bugün o insanların en azından bir özür dileyerek bu mücadeleye katkı sunması gerekir değil mi? Beklenti budur. Beklenti o. Peki bu olmazsa ne yapacağız? Şimdi ben Fatih'ciğim bir programa daha çıktık. Birbirimizle bir daha konuştuk. Buradaki belgeleri açıkladık. E peki sonuç? Yani buradaki insanlar zaten en erken şeyi 86 bilgisi. Üzerinden geçmiş 10 yıl, 10 küsür yıl. Şimdi ben de soruyorum. Diyorum ki yani biz bundan eğer bir Türkiye için gelecek yaratamayacaksak o zaman elimizdeki bilginin ne anlamı kalıyor? Hiçbir anlamı kalmaz. Onun için mutlaka ortak akıl. Ben şunu da yapmaya hazırım. Yani bir gazeteci grubu toplansın arkadaşlar. Eğer buna şey yaparlarsa. Ben o arkadaşlara bunların hepsini teslim ederim. İncelerler Türkiye açısından bir aydınlık gelecek yaratmak konusunda verirler. Peki mesela böyle bir şeyi CHP olarak veya sen organize misin? Genel başkanımızla konuştum bu konuda. Nedim Şener olur. Bu konuda anlayan 3-5 gazeteci daha olur. Şimdi bir de süreci beklemek lazım tabii. Yani şimdi... Yargının da işine burun sokmak lazım. Yani fazla. Onlar da bir çalışacaklar. Şimdi ön yargıyla ya bunlar bir şey yapıyorlar ama falan demenin bir anlamı yok. Cesaretle, iyi niyetle çalışan savcı, genç arkadaşlar. Cesaret ve iyi niyetle çalışıyor. Fakat orada da şöyle bir sıkıntı var gibi geliyor bana Tuncay. Bilmiyorum katılır mısın? Şimdi burada savcılar çok sık değişiyor. Yani şimdi bir savcı belli bir noktaya kadar getiriyor belki işi. Bir takım bağlantıları çözmeye çalışıyor. Küt o savcı gidiyor yerine başka bir savcı giriyor. Yani gelen savcı daha iyidir, giden savcı daha iyidir diye bir iddiam yok da. Bir tutarlı, yani bu işle ilgili özel savcının sanki biraz daha uzun süre dosyalara daha hakim olacak ya da görev yapması gerekmez mi? Bu kadar çok iş. 160 bin kişiyi geçmiş. Böyle bir soruşturma... Bana göre yanlış. Şimdi dünyada bununla mücadele örnekleri var. Sen de takip ediyorsun, biliyorsun. Şimdi Kıhan diye bir örgüt, yanlış hatırlamıyorsun. İsrail'de Cumhurbaşkanı vurdu, öldürdü. 1.600.000 müridi var. Bu yapıya çok benzediği için söylüyorum. Amerika'da ekonomik kaynakları var, İsrail'de ekonomik kaynakları var. İsrail bu sorunu şöyle çözdü.
ekonomik kaynaklarını ve devlet içindeki kadrolarını ulaşabildiği herkesi kuruttu. En ağır şekilde mücadele etti. Türkiye'de yapıyor bir yandan. Ama hiç aşağı kadrolarla ilgili öyle yapmıyor. Şimdi biz gidiyoruz pazardan bay lokum var diye bir tane teyzeyi alıyoruz. Çaycıyı alıyoruz, çorbacıyı alıyoruz. Siyasetçi hiç kimseye dokunmuyoruz. Dürüst bürokrat kimseye dokunmuyoruz. Ama İsrail ne yapmış? İsrail, bizim icraatın içinden programı var ya, öyle bir programı 3 ay boyunca bir haham başı, bir psikiyatrist, bir hükümet yetkilisi. Bu örgütlenmenin ne demek olduğunu anlatmış halka. Ve demiş ki gel bana başvur, sen bunun sempatizan olabilirsin, müridi olabilirsin. Gel bana başvur, ben seni psikolojik eğitimden geçireceğim. Sana sertifika vereceğim ve senin hakkında soruşturma yapmayacağım. Şimdi savcıyı düşünüyorum. Her gün 300 kişilik baylok operasyonu, 500 kişilik FETÖ iş adamı operasyonu, 600 kişilik çaycı operasyonu, 700 kişilik mahalle esnafı operasyonu. Bu dosyayı ne zaman okuyacak? Bütün bunlara nasıl yetişilir ki? O yüzden sivrisinek mücadelesi bataklığı kurutmakla ilgili bir şeydir. Yoksa tek tek sivrisinekleri öldürmek senin de benim de... Ya da burada daha da kolay aslında bataklığa gelen suvereni yakalar. Aynen öyle. O yüzden bunun ekonomik kaynakları, devlet içinde kaynaklarını kurutalım, halkla mücadeleyi halkı kazanarak yapalım. Onlar da bu ülkenin çocukları. Şimdi ben tekrar ediyorum. Vicdan sahibi olmak lazım. Bu intikam, kin, öç naraları devlete yakışmıyor. Benim kaldığım hücrede insan onurunu kıran bir şeydir. Bizi bok içinde yatıran bu adamlar şimdi orada yatıyorlar. Ama bu insan haklarına aykırıdır. Onları o hücrelerde yatırmayalım. İnsan haklarına uygun muamele edelim. Edelim ki bunun sonuna getirelim. Yoksa bu kinle, öfkeyle, nefretle büyür. Bu büyüdüğü zaman gelecekte daha büyük bir tehdit haline gelir. Şimdi ben İzmir'de, Ankara'da, İstanbul'da takip ediyorum. Cezaevine girip çıkanlar daha bilenmiş olarak çıkıyorlar. Eskiden Fethullah'ı sorgulayabilenler varsa şimdi artık sorgulamıyorlar. O yüzden bu işi aklı selimle yapalım. Bu mücadeleyi bilimsel olarak yürütelim. İnançla, imanla, kararlılıkla üstlerine gidelim. Ekonomik kaynaklarını kurutalım. Devlet içindeki kaynaklarını kurutalım. Ama pazardaki teyzeye baylokçusun diyerek gidip onu içeri almayalım. Bu yanlış olur. O teyze baylokçu olsa ne olur? Bu olmasa ne olur? Yani bu o kadar yanlış bir şey ki artık. Bizim bu mücadeleyi de oturalım hep beraber. Aydınlar, bu hükümetin belirleyeceği siyasiler, bizler katılalım. Gelelim bu sorunun kaynağını çözelim. Siyaseten bu adamlar neden büyüdüler? Şimdi beni durduk yere gelip almadı. Hükümet ona bir olur verdi. Peki hiçbir şey yokken hükümet niye olur verdi? Peki ben soruyorum. Ama tabii hükümeti de işte size darbe yapacaklar, size bunu yapacaklar. Yani bir para, önce bir paranoya tamam, oluşturdular işte, zaten galiba gördüğüm kadarıyla. Tamam ama şimdi ben çok önemli bir şey bu. Asıl olan da şu, elde bilgi var. Şimdi 2007 yılında bu bilgi benim sakladığım bir bilgi değil. Yani bu benim arşivimden çıkmış bir şey değil. Bu devletin arşivinde var olan bir bilgi. 2004 yılında Milli Güvenlik Kurulu'nun kararı var. Hayır şöyle düşündüm Tuncay. Yani hükümetin bunlara bütün kapıları açması ayrı bir yani. Ama mesela sen bana gelsen, ben sana güveniyorum. Tamam. Sen gelsen bana sen gel. Şuradaki kameraman arkadaşı, ben dışarıda da takip ediyorum. Sürekli bir şey bir gün seni galiba suda vuracaktır. Ben bile ya Tuncay manyak mısın desin, git kardeşim beni niye vursun derim. İkinci gün, üçüncü, sonra sen bana iki tane fotoğraf gelsen, bu arkadaşı ben dışarıda tabanca alırken gösteren ya da bilmem ne falan filan. Tamam. İşte, sonra bana bunu yüz gör, ben derim ki lan galiba bu beni vuracak. O derim. Zaman işte şimdi en güzel zaman şu. Evet, şimdi iyi zaman. Şimdi en iyi zaman. Şimdi iyi zaman. Hadi hep beraber bir masaya oturalım, bir hakikat komisyonu kuralım, bir yüzleşme komisyonu kuralım. Bunun içerisine gazeteci arkadaşları çağıralım, aydınları çağıralım, üniversiteleri çağıralım, siyasiler gelip oturalım. Nerede hata yaptık, bir daha bu hatayı Türkiye yapmasın diye bir karar, bir sonuç çıkartalım. Eğer biz bu sonucu çıkartmazsak, Fethullah Gülen'le bu çabayı gerçekleştiren, teşhir etmezsek, Türkiye'nin bu yakın tarihini aydınlatmazsak bu karar... Peki şimdi senin mesela bu konuyla ilgili savcılıktan beklentin ne yönde? Ne kadar zaman içerisinde savcılığın bunu bir çözülmüş bir meseleyle getirmeyi sormuyorsun? Sonrası için bir planın var mı? Yani yine diyelim ki bu yine... Onun için tabii biraz aynı zamanda anlattım. Bunu kamuyla, aydınlarla, gazeteci arkadaşlarla paylaşarak. Şu zamanı ne bunun mesela? Nasıl bir termin düşünüyorsun? Şimdi tabii bir önce savcı arkadaşlarla konuşacağım ve diyeceğim ki neyi çözebildik? Çünkü ben aynı zamanda mağduru olarak şikayetçi olduğumu da belirttim arkadaşlara. Çünkü ben bundan zarar gördüm. Bu zarar nedeniyle ben bu dosyanın müştekisiyim. Ben müşteki olarak da şikayetçiyim.
O nedenle dosyayı yakından takip edeceğim. Neler oldu? Neler çözüldü, neler çözülemedi? O aşamadan sonra hep beraber oturup konuşacağız. Hiç artık öyle birileriyle konuşmak falan yok. Kamuoyunun önünde her şeyi apaçık konuşacağız ortaya. Çünkü artık bir kaygım yok. Bu doğru mudur, yanlış mıdır diye bir kaygım yok. Birisinin hakkını yer miyim diye bir kaygım yok. Artık her şey ortada. Artık her şey ortada. İnsanların özel hayatları. Her şey ortada. Yani tek 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 her şeyi yazmışlar, çizmişler. Her şey burada. Generaller. Yükselme Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geleceğinde görev alabilecek. Fotoğraflara bakar mısın? Önemli konular başlığı altında. Bakar mısın şunlara? Şeylere, üstlere gelen şeylerin fotoğrafları. Çekiliyorlar. Kim giriyor, kim çıkıyor, her şey var. Alo İhbar diye bir şey kurmuşlar. Bu Alo İhbar Hattı diye bir internet sitesi oluşturmuşlar. Bu site üzerinden neler yapmamışlar? Hanımlardan oluşan kataloglar. Askerlerle kimler evlenecek? Hangi kızlar evlenecek? Ablalar onları belirlemişler. O kataloglarda fotoğraflı kataloglar var benim teslim ettiğim şey içerisinde. Dosyada, evet. Fotoğraf... Her şey var bunun içinde. Bu inanılmaz bir şey bu. Yazışma örnekleri var. Örneğin Fatih Altaylı kötülenecek. Nasıl kötülenecek? Aynı anda Fatih Altaylı'yla ilgili iki mektup giderse Fatih Altaylı'nın üstündeki komutanlar bundan işkillenebilirler. Ya boş ver, bu zaten kötülemek. Ama peki 1 milyon mektup giderse ne olur? Adamın hayatı nasıl karartılır? Mektup örnekleri. Nasıl dua edilecek? Bu dualar nasıl yapılacak? Beddualar ne zaman yapılacak? Bunlar nasıl denetlenecek? Bu mülakat komisyonlarında içeri girdiği andan itibaren askeri öğrenci nasıl davranacak? Mülakat komisyonundaki kişiyi nasıl tanıyacak? Tanıyacak ya da o onu nasıl tanıyacak? Tanıyacak. İçeri girdiğinde nasıl duracak? Mülakat komisyonu seçimleri oluşturulurken oraya insanlar nasıl yerleştirilecek? Her şey var. Yani bir anlamda FETÖ'nün el kitabı bu. El kitabı. El kitabının Excel dosyaları içerisinde tek tek değerlendirmesi var. Kendilerine değerlendiriyor. Yani üstteki makam olduğu için diğer ellerinden gelen raporları da almış. İnanılmaz bir şey. Sekreterler, telefon santralleri, emir erleri tamamıyla buraya çalışmış. Ve bu dehşet bir tablo oluşturuyor. Şimdi ben diyorum ki düne ağlamaktansa, dün için yas tutmaktansa günün analizini yapalım. Gelecekte bir daha böyle bir tehlikeyi yaşamamak için gelin hep beraber çalışalım. Partinin söylediği de bu. Yani Kemal Bey'e ben bunu gidip söylediğimde ki savcıyla konuşup hani onda ne var belgeyi alıp gelene kadar bir şey aktarmadım. Söylediği tek şey var. Aman bir an önce bulun götürün bunları teslim edin. Bu mücadele mesela kaçtı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi FETÖ'nün sözcüsü olmakla suçlanır durumda. O kadar saçma bir şey ki. Sen Cumhuriyet Halk Partisi'ni tanıyorsun. Bütün partiyi tanıyorum. Yani işte, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde FETÖ beslenebilir mi, durabilir mi, yaşayabilir mi? Her yere sızdıklar gibi öyle sınmış olabilir. Hayır, kendini saklayabilir. Olabilir. Ama o zaten yaşam olanağı, çoğalma imkanı bu. Partide çoğalamayınca ne olacak ki? En az çoğalabileceği yer Cumhuriyet Halk Partisi. Doğrudur. Yani bunun yaşama şansı yok. Şimdi biz bu mücadeleyi bugün başlatmadık ki Cumhuriyet Halk Partisi ya da Tuncay Özkan olarak ya da Fatih. Sen bu konuda az mı kavga verdin yani? 30 yıldır. 30 yıldır verdin. Şimdi 30 yıldır kavga verenler tukaka. Bugün ne istiyorsunuz diye sorduğumuzda hiçbir şey söyleyemeyenler. O flash bellek de o zaman teslim edilmemiş. 2009 yılında benim başında olduğum gazete F tipi as subayın fişleme itirafları diye buna benzer evet. Bir durumu manşet yaptı. Başımıza gelmeyen kalmadı. İşte. Şimdi diyorum ki bütün bunlardan çıkartacağımız bir ders olmalı. Bir, siyasi boyutuyla. İki, sosyal boyutuyla. Biz geleceğimizi aydınlatmak zorundayız. Bu o kadar büyük bir kara delik ki. Bu kara delik hepimizi yutar. Hepimizi yutar. Ve biz eğer bu mücadeleyi, sivrisinek mücadelesini elimizdeki balyozla sürdürmeye çalışırsak, gelecekte bu daha büyük bir tehdit olarak karşımıza çıkar. Bizim bunu mutlaka bir metodolojiyle ve bunu bir devlet politikası olarak yapmamız gerekiyor. Bu arada yayına bağlanmak isteyenler varmış. Bağlamıyorum, kusura bakmasın hiç kimse. Çünkü yayınlarda bağlantı geleneğim yok benim. O yüzden de burada öyle bir sistem de kurdurmuyorum. Yani bu eğer böyle bir imkan kullanılacağı önceden haber verirse rejinin kurduğu bir sistem. Bizde ne odada dışarıya yönelik bir ses iletme imkanınız var şu an için. Ne de dışarıdan gelen sesi içeride duyma ve duyurma imkanınız var. Stüdyo benim program yapacağım stüdyo. Buna göre hazırlanmış değil. O yüzden kusura bakmayın, bağlanmak isteyen hiç kimseyi
bağlamamız söz konusu değil. Başka bir programda söz ettiğini söyleyebilir ama şu an için fiziki imkansızlıklar var. Onu da hemen söyleyeyim. Temel sorun da şu. Ya işte bağlanıp hani belki katkı sunmak istiyordur. Bilmiyorum. Olabilir. Ne için bağlanmak istedi ama. Yani bağlanıp burada tartışılacak bir şey yok. Biliyor musun? Ben yani biliyorum. Yani burada flash bellek var. Bu flash belleğin içeriği var. Ve bunu bizi getirdiği, bugün getirdiği tablo. Peki mesela sen bunu şimdi savcılıktan takip ediyorsun mesela. Çözme tabii, konusunda daha ilerleme kaydetmişler mi? Şeye göndermişlerdi. Emniyete henüz daha gelmemiş. Peki mesela oraya ne kadar güvenilebiliyor? Valla şimdi artık bu aşamadan sonra benim pozisyonuma düşmüş oluyorsun. Ben bundan sonra bir şey diyemem yani. Yani ne kadar güvenilebilir? İyi niyet esastır. Ben... Sonuna kadar güveniyorum. Ama sonucu göreceğiz. O zaman içerideydim. Sen de o zaman mesela sonuna kadar güvendiğin bir paşaya emanet ettin bunu çünkü. Tabii götürüp verdim. O da sonuna kadar güvendiği genelkurmaya. Genelkurmay da sonuna kadar güvendiği Milli Savunma Bakanlığı'na. Yani. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na. Sonuna hani, kadar güvendiği Ankara Öztürk'e sonunda. Bir hikaye var ya hani inek ne oldu, dağa kaçtı, dağ ne oldu, yandı, bitti, kül oldu. Aynen. Yani şimdi bizim mutlaka ve mutlaka buradan bir sonuç çıkartmamız gerekiyor. Artık kimse bu dosyanın üstünü örtemez. Tabii seninle ilgili en önemli suçlama yapılan şeydi. Yani bunu niye o zaman duyurmadın, niye bunu yayınlamadın? Diyorsun ki ben bundan bahsettim ama içeriği haysiyet cellatlarına gireceği için doğrudan emin olmadığım için içeriğini hayır, söylemedim. Ama böyle bir bantın varlığı, böyle bir flash belleğin varlığından bahsettim diyorsun. Şimdi sana bir tek şey göstereyim. Bazısı devlet sırrı. Demin görsen devlet sırrı. Devlet sırrı. Şimdi gizli. Yani devlet sırrı. Şimdi bunu ben bunu açıklamam mümkün değil. Bir de şimdi insanlarla ilgili yazılanları görsen tamam yatak odası. Tamamı belaltı. Tamamı iğrenç. Şimdi etnik... Türkiye'deki bütün Aleviler niye fişlerler Fatih'ciğim? Yarın öbür gün bir temizlik yapmak için. Şey, tamamını fişlemişler. Ya, temizlik derken öldürmek anlamı söylemiyorum ama kamu kurumlarından, ordudan, devlet mekanizması içerisinde... Hayır, eğer darbe yapmayı kafanıza koyduysanız o senin söylediğin de geçerlidir yani. Aa, tabii, o da olabilir. Yani, şimdi köy köy, kasaba kasaba, il mahalle mahalle. Neden fişlersin sen bütün Alevi yurttaşlarımızı? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisindeki bütün Alevileri nasıl fişlersin? Bütün ülkücüleri nasıl fişlersin? Ülkücü de fişlemiyor. Evet, evet. Yani bu da sütunlar. Ülkücü sütunları. Alevi sütunları. Türkçülükle suçluyorlar. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki subayı Türkçülükle suçluyorlar. Vay 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 vay. Ve bu devletin eline iki kere geçiyor. Bir veriliyor, bir de sonra sen veriyorsun. Buna rağmen hiçbir şey yapılmıyor. İşte belgeyi burada çok okudum. Ediliyor. Çok enteresan, gördüm. Gördüm. Belge burada. Resmi belge. 2007 yılında. Ben bunu kendim, bunları ben kendim almadım. Müşteki mahkeme. Mahkemeden mahkeme geldi. Savcılıktan aldım yani. Savcılıktan aldığım dosya. Peki Tuncay, çok teşekkür ediyorum. Ben kolay çok gelsin. Teşekkür ederim. Hepimize kolay gelsin. İnşallah bu işler bir tatmin edici bir noktaya ulaşır. Samimiyetle. Siyasetin samimi davranması gerekiyor. Sen haklısın, ben haklısın kavgası değil. Samimiyetle bakacağız. Çocuklarımız için bir Türkiye yaratacağız. Başka bir amaç yok. İnşallah. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ ben de. Evet izleyiciler, az sonra Reşat Petek burada olacak. Bu konuda dahil olmak üzere FETÖ meselesini ve bununla ilgili gelişmeleri ele alacağız. Evet değerli programın ikinci bölümünde konuğumuz Sayın Reşat Petek, 15 Temmuz darbe girişimini araştırma komisyonu başkanı. O dönemde de sıklıkla kendisiyle gelişmeleri ele alma imkanı bulmuştuk. Reşat Bey hoş geldiniz. İyi yayınlar, hoş bulduk. İstanbul dışına çıkmak üzereyken davetimiz üzerine seyahatinizi ertelediniz, sağ olun. Hemen Tuncay Özkan'ın sözlerinden başlayalım. Tuncay Bey biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde mahkemeye bir... flash bellek verdi. Bu flash belleği daha öncesinde de Genelkurmay Başkanlığı'na iletmiş 2007 yılında. Ancak Genelkurmay Başkanlığı'nda bu flash bellekteki bilgiler bugün darbeci olduğunu öğrendiğimiz, darbeci olduğuna tanıklık ettiğimiz süreç içerisinde isimlerinde içinde bulunduğu komisyonlar tarafından ortadan kaldırılmış, sümenaltı edilmiş, bazı bilgiler de silinmiş. Ve şimdi bunlar yeniden ele alınıyor. Şimdi Tuncay Bey'in söyledikleri arasında bir şey ilginç geldi bana. Sizi de ilgilendirme payı olduğu için. Tuncay Bey'in adı bu flash belleğinde
elinde olması ve konuyla ilgili bilgi sahibi olması nedeniyle Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu, yani sizin başkanlık yaptığınız komisyona ifade vermek üzere CHP'li üyeler tarafından bildirilmiş, ancak komisyona çağrılmamış. Niçin çağrılmadı Tuncay? Evet, oradan başlamamız iyi oldu. Ben de biraz erken gelerek Tuncay Bey'i izledim. Çünkü kamuoyunu doğru bilgilendirmemiz lazım. Özellikle bizim komisyonumuz açısından, yani darbe girişimini araştırma komisyonu olarak, her şeyin şeffaf olduğunu izleyicilerimiz bilsin diye özellikle söylemek isterim. Zira hemen bilgisayarlarını açıp baktıklarında da Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanaklarında, komisyon tutanaklarında kimin ne talep ettiği de tutanaklarımızda var. O açıdan çok şeffaf bilgiler. Şimdi az önce Tuncay Bey, komisyona arkadaşlarım önerge verdiler, dinlememi istediler deyince tekrar ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görevli arkadaşları aradım. Çünkü tamamı yanımda olmadığı için tabii bu tutanaklar. Önerge vererek Tuncay Bey'in dinlenmesi istenilmemiş. Böyle bir şey yok. Sadece belki tutanaklarda görülebilir. Cumhuriyet Halk Partili komisyon üyemiz Sayın Aytun Çıray tarafından değişik kişilerin görüşülüp görüşülmemesinin konuşulduğu sanıyorum birinci veya ikinci oturumda, o oturumda Tuncay Özkan Bey de dinlenebilir şeklinde beyanı var. Tabii bir de önerge ile isim isim şunlar dinlensin diyerek gerek Cumhuriyet Halk Partisi, gerek Milliyetçi Hareket Partisi, HDP, AK Partili üyelerimizin önergeleri var. Bunların sayısı da hayli fazla. Tabii bizim komisyonda dinleyebildiğimiz sayı, yani bu özellikle ortak talepleri öne almak suretiyle, tutanaklarda bunlar da var, 51. Olay yerlerine giderek dinlediklerimizle beraber, biz bunu basın toplantılarımızda da kamuoyuna açıkladık, 141 kişinin bilgileri... Peki Tuncay Özkan'ın adı yazılı olarak verilmiş mi? Önerge olarak verilmiş, yok. Ha. Yani şimdi önemli olanları üyelerimiz önerge olarak verirler. Önerge nedir? Yazılı dilekçe veriyor. Biz de bu komisyonda şu şahıslar derken listenin içinde Tuncay Özkan Bey'in adı geçebilirdi. Böyle bir talepleri yok. Ama Aytun Bey'in talebi var. Konuşması sırasında geçmiş Tuncay Bey'in ismi o şekilde var. Onu daha bir adım öteye. Ama böyle bir elinde önemli CD, flash bellek var. Bu konuda komisyonumuza faydalı böyle bir açıklamalar yok. Çünkü çok kişi ismi geçti. Öyle oldu ki yani karşılıklı bir defa yanlış söylemeyeyim ama 200'ün üzerinde, 300'e yakın bir isim dinlenmesi istenildi. Tabii dinleyebilirdik belki ama arkadaşlara biz o zaman dedik ki bir süre sınırlaması getirirsek, çünkü 3 aylık bir süremiz var bu süre sınırlamasıyla, ama bu süre sınırlamasını bir kural olarak koyma yönünde bir karar alınmadı. Mesela Sayın İlker Başbuğ 5 saat dinlemişiz komisyonda. Evet. Yani rekoruna aittir 5 saat. Tabii şimdi Sayın Tuncay Özkan'ı dinleyince de komisyonda Sayın Başbuğ'un anlattıklarıyla şimdi ne kadar çelişkili durumlar olduğunu da bir anlamda tespit ettim. Hemen not aldım. Mesela şu, şimdi bu flash bellekten madem ki söz açıldı, ne diyor? Flash belleği 2007 yılında teslim ettim diyor, değil mi? Kara Kuvvetleri Komutanı İlker Başbuğ'a güvendiğim için ona verdim diyor. Ve burada çok işte devlet sırrı teşkil edecek kişilerin özel hayatıyla ilgili olduğu için kamuoyuna açıklamadığı, gazetecilik yaparak bunları ifşa etmediğini beyan ettiği ve bu konuda ilkeli durduğunu söylediği konular var. Ama Sayın İlker Başbuğ, Fethullahçı terör örgütü yapılanmasıyla ilgili komisyonumuza bu 5 saatlik sürede verdiği bilgilere baktığınızda görmedim, duymadım, bilmiyorum olarak özetlenebilecek şeyler ve kendi dönemim diye bahsettiği dönemde de kesinlikle FETÖ ile ilgili ne Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan, ne Emniyet İstihbarat Teşkilatı'ndan, ne de başka türlü bir bilgi kendisine ulaşmadığını beyan etti. Ulaşsaydı gereğini yaparım şeklinde. Yani Tuncay Özkan'ın vermiş olduğu CD'den komisyonda bahsetmedi. Bahsetmedi. Ayrıca tabii arkadaşlarımız sorular yöneltti. Ben de sorular mutlaka yönelttim komisyonun yönetimi sırasında. Hatta bizim kendi mensuplarımızı kışla dışında takip etme yetkimiz yok. Yok dedi, evet. Şeklinde beyanda bulundu. Öyle biliyoruz. Tabii Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan aldığımız raporda da yönergesiyle, talimatıyla biz
Silahlı Kuvvetler mensuplarını Genelkurmay Başkanlığı'nın bizden özel bir talebi olmadıkça yasal olarak takip etme haklarında istihbarat toplama yetkimiz yok dedi. O da belgelerini ortaya koydu. Evet. Koydu. Ama bunun yanında arkadaşlarımızın ciddi soruları oldu. Madem ki hakikaten böyle yetkiler yok, 28 Şubat postmodern darbesi diye bir dönem yaşadı Türkiye. Bu dönemde de sayıları yüzlerce bulunan subaylar silahlı kuvvetlerden ihraç edildi ve bunlar hakkında işte irticai eylemlerde bulunmak suçlamasıyla ihraç edildi. O zaman Fethullahçı terör örgütü, işte eski adıyla paralel yapı veya daha geriye gidersek Fethullah Gülen talebeleri acaba hiç mi tespit edilemedi? Neden bunlar hakkında işlem yapılmadı? Soruları da askıda kaldı. Bunlar cevapsız kaldı. O bakımdan tabii özellikle bizim komisyonumuzda gerek Sayın İlker Başbuğ, gerek diğer Genelkurmay Başkanları'nın ve kuvvet komutanları ile ilgili yaptığımız dinlemelerde adeta kendilerini temize çıkarma, yani biz bilseydik gereğini yapardık ama hiçbir şeyden haberimiz yoktu şeklindeki beyanlar tutanaklara geçti. Ama bunlar ne derece inandırıcı, şimdi yeni bilgiler bu şekilde ortaya çıktıkça sorgulanması gerektiği daha iyi anlaşılıyor. Çünkü hakikaten mesela hep 2004 Milli Güvenlik Kurulu kararına Fatih Bey atıfta bulunularak işte Milli Güvenlik Kurulu karar aldı, tavsiyede bulundu ama yerine getirilmedi şeklinde. Ama Milli Güvenlik Kurulu kararı da sanıyorum buraya da defaatle getirildi, okundu. Biz de baktık, biliyoruz. İrtica ile mücadele ile ilgili bir karar. Ama bugün işte baştan sona yarım asırlık bir örgüt olarak ifade ettiğimiz Fethullahçı terör örgütüne baktığımızda dinle dertleri yok. Efendim öyle geçmişte irticai faaliyet olarak adlandırılan bir kısım cemaat ve tarikatların suçlanmalarıyla doğrudan bağlantılı olmayan, Türkiye'de tamamen dış güçlerin istediği doğrultuda bir efendim vesayet altında bir iktidar kurmak niyetiyle örgütlenmiş, yani tam hücre tipi, sinsi, gizli, takiye ve tedbir metotlarını uygulayarak ama bir yandan bahsediyoruz. Da kitleye ulaşırken de dini kullanmışlar sonuç olarak, evet, baktığınız zaman. Evet. Yani evet, bir terör örgütü gibi veyahut da Türkiye'yi çökertmeye çalışan bir virüs gibi hareket etmişler ama yayılma metodolojileri tamamen din söylemi üstüne. O sayede milyonlarca belki veya yüz binlerce masum insana ulaşmışlar ve onların iyi niyetlerini sömürmüşler. O yüzden o kapsamda değerlendirilseydi belki bu denli yayılması engellenebilirdi. Yani o açıdan da bakılsa veyahut da bir örgüt yapılanması olarak da gerek silahlı kuvvetler kendi içinde yaptığı tespitler, yani orada hiçbir istihbarat yok, bilgi yok şeklindeki savunma diyeyim ben artık, yani savunmaya yönelik söylem bunlar. Hı hı. Bunları hepsini doğru kabul etmemizin mümkün olmadığı bugün açık ve net olarak anlaşılıyor. Şimdi Fethullahçı terör örgütünün... Yani şu, pardon Reşat Bey, lafınızı kestim ama evet, unutmayın lafınızı lütfen. Şunu demek istiyorsunuz, bizim komisyonda yaptığımız dinlemelerde asker kesimden gelenlerin tamamı hiç bize aslında elde tutur bilgi vermediler. Kendi dönemlerini aklamak, vallahi biz görmedik, bize bilgi gelmedi, biz duymadık, bizim haberimiz yoktu demekle mi yetindiler? Bununla ilgili elde tutur bir bilgi veremediler mi? Eğer yani böyle bir romanın, kitabın özetini çıkarmak olarak ifade edecek olursak aşağı yukarı bu söylediğiniz gibiydi. Ama tabii biz onlarla yetinmedik. Biz bilgi toplandığımızda mesela çok ilginç bilgilere ulaştık. Baktık ki Fatih Bey, raporumuzda zaten okuyanlar bu bilgilere ulaştıktan sonra raporumuzun da ne kadar ciddi, sağlam ve konuyu aydınlatıcı olduğunu, hakkını teslim ediyorlar. Baktık ki mesela 1982 yıllarında oluşturulan özel sınıflar, 1985-86 mezunlarının 15 Temmuz darbe girişiminde en aktif rol alan ve bugün darbeci olarak bu suçtan yargılananlar olduğunu gördüğümüzde, o tarihten itibaren FETÖ'nün lideri, örgüt başı Fethullah Gülen'in diyelim ki 12 Eylül darbesini yapan Kenan Evren'e nasıl övgüler düzdüğünü, kendisini birçok kararlarından dolayı cennetlik olacak şekilde dini olarak da böyle taltif ettiğini, evet, ama karşılığında hemen askeri okullara, askeri liselere nasıl sızma faaliyetleri için fırsat kollayıp işte o sızma dediğimiz o tarihlerdeki örgütlenmelerin başladığını görüyoruz. Şimdi bunu kalkıp da hakikaten
görme basiretini gösterenler olsaydı, hadi diyelim o zaman göremedi. Bugün darbeye iştirak edenlerin geçmişiyle karşılaştırdığında biz sadece rakamlar istedik bakın. Baktık ki 1985 mezunu 9 tuğ general, 6 tane tüm general 1982 yılında. Yani darbeden hemen sonra Bülent Ulusoy'un başbakan olduğu dönemde silahlı kuvvetlere yerleşmiş. Hem de ilk defa askeri liselerden değil, sivil liselerden harp okuluna girdiğini tespit ediyoruz. Ve bunlar da biz darbe komisyonu olarak çalışırken de bir dönemi, partiyi, kişileri, efendim işte bir başbakanı, bakanı suçlama için değil, objektif, tarafsız, hani böyle bir Fethullahçı terör örgütü denen beladan 15 Temmuz'da çok şükür milletimiz şimdilik kurtulmuş ama ileride benzer belaların açılmaması, hakikaten bu topraklarda siyasi görüşü ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, etnik kökeni ne olursa olsun, bütün insanlarımızın huzur içinde, barış içinde yaşayabilmesi için tedbir almak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevi. Bu görevde de bir komisyon kurulmuş, 4 siyasi partinin ortak önergesiyle. Biz bu hassasiyetle objektif, tarafsız bilgiler ortaya koyalım, gelecek nesillerimize, insanlarımıza, Türkiye'de de ülkeyi yönetenlerin, siyasetin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, diplomasimizin ve eğitim kurumlarının eline sağlam doneler verelim diye bu tespitlerimizi yaptık ki hakikaten Fethullahçı terör örgütünün, ben söylüyorum, ipliğini pazara çıkardık diyorum bu çalışmalarda ve hangi dönem kimlerle nasıl ittifak kurup nasıl sızma eylemlerini yaptıklarını. Bunu bazen söylediğimizde Fatih Bey şöyle dediler, ya Reşat Petek işte AK Parti milletvekili, dolayısıyla hep AK Parti'yi koruyan başkalarına... Sadece onu demediler size. Size yönelik olarak geçmişte Gülen cemaatini savunan konuşmalarınızı, Gülen cemaatini haklı dönem itibariyle Gülen cemaatini koruyan açıklamalarınızı da gündeme getirdiler. Getirdiler maalesef ama şöyle söyleyeyim, hani 17-25 Aralık'tan önce... Bazı siyasilerimiz, işte yazarlarımız, akademisyenlerimiz belki bu konuda konuşmuş olabilir ama ben burada da çok izlenen ve tutulan bir program olarak sizin programınızda şunu ifade edeyim. Fethullah Gülen'i yüz yüze görmüş değilim. Elini de tutmuş değilim. Ben gördüm. Olabilir yani onu yadırgılarına değil, hani bilinsin diye söylüyorum. Böyle bir irtibatımız olmadı. Benim Fethullah Gülen'le ilgili o zaman... TV8 bu tip haberler yapıyordu. Orada yaptığım bir konuşma var. O da 2008 yılında Nuh Mete Yüksel tarafından açılan soruşturmaların sonunda bir mahkeme süreci var Fethullah Gülen'in. Efendim yargı kararlar vermiş, en son beraat kararı vermiş, ceza genel kuruluna kadar gelmiş. Ve zaten 2004 yılının Milli Güvenlik Kurulu kararlarının da bir anlamda temelsiz olduğu iddialarını dayandırılan 2008 yılı Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararı var. Bunun üzerine bana bir gün önce gazetelerde böyle bir karar var ne dersiniz diye yorum istediler. Bir iki gazeteye emekli başsavcı olarak yorumum çıktı. Dedim ki Türkiye'de hukuk sisteminde Ceza Genel Kurulu üst mercidir. Orada bir karar verildikten sonra artık o zaman Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru da yok. Artık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dışında gidecek bir yer de yok. Nihai karardır diye açıklama yapmışım. Açık oturumda da tartışırken, hatırlıyorum Sayın Celal Ülgen avukat o vardı. Orada hararetli bir tartışma sırasında şunu diyorum, ya burası hukuk devleti, hukuk devletinde Ceza Genel Kurulu böyle karar verdiyse hala Fethullah Gülen Hoca Efendi hakkında demişim, tabir bunu kullanıyorlar, hala ona suçlu muamelesi yapılması doğru değildir şeklinde bir konuşmam var. Evet. Onun dışında da, Fethullah Gülen'le, onun yapılanmasıyla, cemaatiyle, efendim bugünkü adıyla, örgütüyle Reşat Petek'in hiçbir irtibatı yok. Var diyenlerin hepsine dava açtım, tazminatlarımı alıyorum, tekzip kararlarını yayınlıyorlar. Ama işte siyasetteyseniz, hele darbe komisyonu başkanlığı gibi bir önemli görevdeyseniz bu iftiralar devam ediyor. Bir şey daha söyleyeyim, bakın usandım bunlardan biraz da. Kitabımın sonuna yerleştirdim, resimleriyle bir şey var Fatih Bey. 2014'ün 28 Şubat yıl dönümünde yani daha 17-25 Aralık'tan bir ay geçmiş, 1,5 ay geçmiş. Taksim'de İstiklal Cadde'de miting düzenledik. Ben 28 Şubat platformunun da başkanı sıfatımla bu mitingde büyük yürüyüş demişiz ki ne Kemalist vesayet ne Gülenist vesayet. Ve bunu 2014'te. 2014'ün Şubat'ı 28 Şubat'ında ve bunu ta tünelden şeye kadar Taksim'e kadar bağıra bağıra o mitingde ben de öncülük yapıp konuşma yapmışım. Burada. Bunları da ekledim. Yani böyle Reşat Pete'ye iftira atacak olanlar da azıcık araştırsınlar, okusunlar.
Yoksa bize çamur tutmaz Allah'a şükür bu konuda. Olanları da ben tamamen hani geçmişte hizmet dendiğinde, efendim talebe dendiğinde koşturan insanları tamamen karalamak için söylemiyorum bunu. Ama özellikle 2012'de MİT krizi, 17-25 Aralık'taki yargı darbesi girişiminden sonra ben de yıllardır başsavcılık yaptım. Ha, burada neyin ne olduğunu gördüm. Neyin ne olduğunu çok açık seçik gördükten sonra hemen çıkmışım deşifre programında bu bir örgütsel çalışma, asla burada bir yargısal faaliyet yok diye konuşmuşum. Arkasından yazılarımı yazmışım, mitingin yürüyüşünü kendim düzenlemişim ve sloganlarımızla, konuşmamızla bunlar sabit. Ama sanıyorum, bunu da şöyle yorumluyorum Fatih Bey, bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi adına darbe komisyonu olarak gerçekten objektif, tarafsız ve FETÖ'nün bütün yönleriyle araştırıp gerçekçi bir rapor ortaya çıkaracağımızı görenler, FETÖ'nün de psikolojik harekatına, propagandasına kapılmak suretiyle aleyhimizde yazdılar, çizdiler. Ben bulabildiğim, haberim olduğuna da tekzipçilerini gönderdim. Yargıtay'dan da aleyhimde yazanların tekzip kararları ve tazminat davalarını kazandım. Yargıtay kararları var. Ben o yönden rahatım. Ve meclis adına da ciddi bir vazife yaptık. Raporumuzun da milletimiz adına. Raporu biraz sonra farklı boyutuyla ele alacağız. Kısa evet. Haber vereceğim izninizle. Şimdi generaller, ifade veren generallerin konuya biz görmedik, bizim haberimiz yoktu, bilmedik dediklerini söyledik ama sanki siyasiler de konuya uzun süre uyanamamışlar. Mesela bugün görüyoruz ki hem bürokraside hem de silahlı kuvveti içerisinde Fethullah Gülen cemaati, şimdi artık FETÖ diye tanımladığımız organizasyon sızarken en önemli kozlarından bir tanesi sınav sorularının çalınması. Uzun yılları sınav sorularını bunlar çalmışlar. Ben bir gazeteci olarak şunu biliyorum ki sadece benim yönettiğim gazetelerde 2013 yılına kadar 17 kez ben sınav soruları çalındı haberi yapmışım. Bazılarını manşetten yapmışız, bunların büyük bölümünü manşetten vermişiz. İşte sınav yolsuzluğu, sınav hırsızlığı, sınav memnesi diye. Bunların tamamında kimse bir soruşturma açma gereği duymamış. Ne bu hükümet ne daha önceki hükümetler ya da iktidarlar. Hiçbir savcılık hareketi geçmemiş ve tam aksine biz bu haberleri yaptık diye genelde kötü taraf olmuşuz. Ve bir tek sonucu olmuş, sadece bir kere çok sevdiğim, çok da doğru düzgün bir insan olan ÖSYM Başkanı Yaramağan istifa etmiş. Bunun dışında başka bir şey de olmamış. İstifasından sonra da orası daha da kötü bir hale gelmiş üstelik de Ünal Hoca'nın istifasından sonra. Bunların hepsi komisyonda konuşuldu mu yani? Bütün bunlar bu ihbarları değerlendirmemek de bir anlamda suç değil mi? Özellikle KPSS sorularının çalınması, FETÖ'nün örgütlü yaptığı çalışmalardan en önemli ayağını oluşturduğu konuları komisyonumuzda konuşuldu. YÖK'ten davet ettiğimiz temsilci bunları anlattı. Ayrıca bu konuda yine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı soruşturmalarla ilgili iddianameleri de getirttik. Mesela ilginç bir bilgi, özellikle 15 Temmuz'dan sonra darbe girişiminden tutuklanan sayıyı inşallah yanlış hatırlamıyorumdur, 80 subayın eşleri KPSS sorularını çalmadan, hırsızlıktan, daha sonra haklarındaki soruşturmada diğerleriyle beraber onların da tutuklandığını, Ankara Başsavcılığı'nın yaptığı soruşturmada haklarında soruşturma açılıp halen yargılamaların devam ettiğini söyleyebilirim. Bir de öyle olmuş ki bu konuda işte sizin gazetenizde yazdığınız manşetler çeşitli gibi. Çeşitli ihbarla gitmiş zaten evet, muhakkak. Giden ihbarları soruşturması gereken makam yargı. Ama yargıda zaten FETÖ oldukça örgütlü bir şekilde önemli noktaları, diyelim ki başsavcılıkları, başsavcı vekilliklerini veyahut da böyle siyasi yönü olan, kamuoyunda ses getirecek, bazı olayları soruşturacak başsavcı vekilliklerini veya görev taksimindeki basın suçlarıyla diyelim ilgili bölümleri ele geçirmişler. Ha, bir örnek olarak söyleyeyim, mesela Ankara... Peki dönemin Adalet Bakanları veya müsteşarları bunu nasıl izin vermişler? Tabii 2010'da HSYK'yı ele geçirmiş durumda FETÖ. Yani o anayasa değişikliği beraber. 2010 anayasa değişikliği, işte ülkenin hayrına, çoğulcu, demokratik bir yapılanma diyerek yola çıkılıp FETÖ'nün
elebaşının da mezardakiler bile çıksa gelse de desteklese deyip de destek verdiği olay meğer arkasında özellikle yargıyı ele geçirme operasyonu olduğu bugün net olarak ortaya çıktı. Böyle olunca da zaten 2010 HSYK'sı hemen önemli mevkilere, kendi kilit noktalara, kendi hakim savcılarını atamak suretiyle bu tip ihbar ve şikayetleri hemen kapatacak mekanizmayı da kurmuşlar. Şimdi Ankara Cumhuriyet Savcısı Şah'dan Sakınan KPSS soruşturmalarını, soru hırsızlıklarını soruşturmakla görevlendirilmiş. Ama kendisi şu anda FETÖ örgüt üyesi olmaktan tutuklu olan birisi. Bunun mesela komisyon başkanı olarak bana özelde gelip ki hani biz savcı gibi değiliz ama vatandaşın böyle gelip bana dert anlatmaları da oldu. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nden Hakan Akbaba isimli bir vatandaşımız. Kendisi yani gencimiz diyelim sınavlara giriyor, kazanamıyor, kendine güveniyor, başarılı. Ama sonunda bunun üzerine biraz kafa yorduğunda bakıyor ki sınavı kazananların sonradan gerçek soruşturmalarla ortaya çıktığı gibi aynı sokakta olan belirli kişilerin veya aynı apartmanda oturanların veya aralarında akrabalık bağı olanların 90 ve üzerinde puanlar aldığını tespit edince biraz daha inceliyor. Gerçekten burada bir soru çalma suretiyle ve belirli kişilere dağıtarak bunun neticeye varılacağını gördükten sonra elde ettiği bu isim isim bilgileri, araştırmaları biraz da bilişim teknolojisini iyi bildiği için getirmiş. Bunları CD'ler halinde Ankara savcısı Sağdan Sakınan'a teslim etmiş. Yani FETÖ'cü savcıya. FETÖ'cü savcıya. Tabii o bunu çalanlara aydınlansın, devlet gereğini yapsın diye gidiyor vatandaş. O da aldıktan sonra dinliyor, rolünü yapıyor. Aferin diyor, tebrik ederim diyor devlete bunları bildirdiğin için. Peki diyor bana bir tutanak veya bir kayıt, ben bunları bildirdim savcıya. O zaman diyor ki ya daha ne istiyorsun? Sen geldin, devletin savcısı var diyor. Daha benden ne istiyorsun? Teslim ettiğin biz gereğini yaparız, çık diyor. O gün çıkıyor gidiyor. Ondan sonra tabii bütün soru hırsızlığı, KPSS sorularının çalınmasını kapatan savcı Sağdan Sakınan. Ben bunu sonradan şimdi gerçekten dava açan Cumhuriyet Savcısı'yla da görüştüğümde de teyit ettim. Yani bu şekilde devletin önemli, yargının önemli makamları da ele geçirildiği için giden ihbar ve şikayetler örtbas edilmiş ya da hemen bahanelere bulunmuş, kovuşturmaya yer yok kararları verilmiş. Yani hakikaten burada örgütün yargıya, emniyete, işte silahlı kuvvetlere sızarak nasıl kendi hukuksuz suç teşkil eden eylemlerinde kapattığını görebiliyoruz Fatih Bey. Peki komisyonla ilgili bir başka tartışılan noktalardan biri de şuydu. Bu davanın, darbe girişiminin en önemli iki ismi. Bir tanesi Hulusi Akar, diğeri Hakan Fidan. Çünkü bu ikisinin o gün ve gece boyunca yaptıkları eylemlerden ötürü pek çok soru işareti olduğunu bugün iktidara yakın muhafazakar medyanın yazdıklarını, hani bunları biz yazsak dedi ki işte karalama kampanyası, hayır, iktidara yakın medyanın yazdıklarından görüyoruz ki bir takım tutarsızlıklar var. Mesela bir darbe ihbarı oluyor, işte bu ihbarı gidip genelkurmaya seni askerler alacak denilen Hakan Fidan genelkurmaya gidiyor, ihbarı yapıyor, işte orada bir takım çalışmalar yürütüyor falan filan. Sonra Mehmet Görmez'le buluşup bir yabancı konukla yemek yerlerken Hakan Fidan terk ediyor ve Mehmet Görmez Hakan Fidan'la beraberken darbe girişimi olduğunu eşinin telefonundan öğreniyor. Aynen eniştesini öğrenen Cumhurbaşkanı veyahut da işte bir arkadaşını öğrenen başbakan gibi. Burası mesela karanlık noktalardan bir tanesi. Keza Hulusi Akar'ın bu işteki fonksiyonu uzun zamandır tartışılıyor çeşitli çevreler tarafından. Hulusi Akar'ın kaçırılıp kaçırılmadığı, alıkonulup alıkonulmadığı, Hulusi Akar tekrar başbakanla ertesi günü serbest bırakıldıktan sonra kendi iddiasına göre başbakanla gelirken Genelkurmay Başkanı'nın yanında darbenin kilit isimleri olduğu iddia edilen Mehmet Dişli ile beraber helikopterin gelmesi ve başbakanlıkta darbe sonrası yapılan ilk toplantılara darbeci general Mehmet Dişli'nin de katılıyor olması falan, bunlar cevapsız kaldı. Ve komisyonunuzda bu iki kişi gelip asla ifade vermediler. Yazılı bir ifade ediyorlar ama yazılı ifade bir soru cevap şeklinde olmadığı için de eksikler içeriyor. Siz hala bu kişilerin gelmemiş olmasını bir eksiklik olarak görmüyor musunuz? Şimdi şöyle ifade edeyim. Özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Müsteşarı MİT kanunu çerçevesinde bir yerde gerek şüpheli sıfatıyla, gerek tanık sıfatıyla veya
komisyonun davet üzerine işte bilgisine başvurulan kişi sıfatıyla da olsa ifade vermesi başbakanlığın iznine bağlı. Bu nedenle biz doğrudan doğruya ne Hakan Fidan'ı ne de Hulusi Akar'ı yani Sayın Genelkurmay Başkanı'nı ifade vermek üzere çağırmak yerine detaylı bir şekilde kendilerinden bilgi almak üzere komisyon üyelerimize dedi ki bu konuda önerge vererek yani yazılı olarak neleri sormak istiyoruz? Mesela siz şimdi güzel bir giriş yaptınız ve aydınlatılması gereken konuların bir kısmını ifade ettiniz. Bunları soralım kendilerine diye. Şimdi ne yazık ki yani bu konuda komisyonumuzun ilk baştaki yani 15-20 günlük çalışması veya bir aylık çalışması dışında bu taleplere biz muhalefet üyelerimizden de destek almadık. Mesela ne MİT Müsteşarı'na ne Genelkurmay Başkanı'na bir soru yöneltme komisyondaki AK Parti üyelerimiz dışında gelmedi. Allah Allah. Gelmedi. Yani bunu ben üzülerek ifade ediyorum. Çünkü aydınlanmadı, şu konulara niye cevap verilmedi diyen özellikle Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımızın ben hodri meydan, tutanaklar da ortada. Keşke deselerdi ki ya sayın madem ki hani icbar şeyimiz yok ya, mecbur hani biz savcı değiliz, zorla getirtemiyoruz. Ha böyle olunca şunlar da sorulsun diyerek başkanlığımızdan talepleri olsaydı. Bu talepleri olmadı. Olmadı. Mesela yine az önce dinlendiği için söyleyeyim. Sayın Tuncay Özkan'la ilgili Sayın Aytun Çıray dinlense iyi olur şeklinde konuşmasında bir beyanı var. Onu tekrar ifade edeyim. Ama arkasından elinde bir flaş bellek var. Bu nihayet genel başkanıma da bilgi verdim dedi Sayın Tuncay Özkan. Yani madem ki komisyonu birlikte önergelerle kuruldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de burada önergesi var. Ya bu flaş belleği komisyonumuza gelip teslim edip veyahut da bunun dökümünü yapma konusunda biz bir suretini alıp ondan sonra gereği için komisyon olarak şeye gönderseydik. Savcılığa. Mesela Baylok'la ilgili, Fatih Bey onu söyleyeyim. Baylok'la ilgili Baylok'un sahibi görünen esasen Türk ama ismini değiştirmiş David Keynes tuttu telefonla beni aradı. Bu konuda işte kamuoyunda bilinenlerin aksine bir takım bu işin aslı esas şudur diyerek kendince anlattı. Baylok'u yazan herif. Evet Baylok'u telif hakkı üzerinde olan kişi. Evet. Kişi. Ben tabii telefonda kendisini dinledim. Hemen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığını bilgilendirdim. Ayrıca kendisine dedim ki Sayın Keynes, biz ikimizin arasında bir telefon görüşmesi ama ben bir darbe komisyonu başkanıyım. Türkiye'de önemli görevi ifade ediyor. Sen bunları bir e-postayla bana yaz. Elektronik postayla yaz. Bunlar yazılı olarak da bulunsun. Tabii konuştuğumuzun belki dörtte biridir veya beşte biridir ama yazdı gönderdi. Ben de bunları hemen komisyon adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bilgilere girsin diye ne yaptım? Gönderdim. Şimdi benzer bir şeyi Sayın Tuncay Özkan, tamam komisyonumuzun üyesi değil ama bütün milletvekilleri bakın onu da söyleyeyim. Yani burada madem tam aydınlansın kamuoyu. Bizim komisyon üyelerimiz dışında bütün milletvekillerinin takip etme hakkı olduğu gibi komisyon üyelerinden sonra söz isteyip konuşma ve beyanda bulunma hakları var. Nitekim tutanaklara bakıldığında komisyon üyelerinin dışında pek çok milletvekilinin gelip kendilerine söz verdik, tutanaklarda yeri var. Böyle bir şey mesela gelmedi. Ben bunu yadırgıyorum şimdi açık söyleyeyim. Siz de zaten soruları bu noktada yönelttiniz. Ama yani bir olayın bütün yükünü Sayın Tuncay Özkan'ın yükleme babında söylemiyor. Yani CHP'nin de iddiası şu. Evet. Aytun Bey'le bunu konuştuğumuz zaman burada dedi ki yani komisyonun sekreteryası tamamen AK Parti kontrolündeydi ve bizim hiçbir önerimiz dikkate alınmadı. Tutanakları geçirmedi, kayda alınmadı. Olur hiç biz efendim? Dinlenmedik bile dedi. Peki şöyle söyleyeyim. Mesela 13 Ekim 2016 tarihli komisyon tutanaklarını izleyicilerimiz de açıp okuyabilirler hemen. Şimdi orada darbeyle ilgili olarak yorum yapıldığında Sayın Aytun Çıray dedi ki efendim bu darbe girişimiyle ilgili çok farklı yorumlar var. Hatta işte şimdi Antalya Milletvekili Akaydın'ın dediği gibi tiyatro diyenler var. Bunu bilinçli olarak bir tiyatro olarak oynadı diyenler var. Biz dedi kesinlikle Cumhuriyet Halk Partisi olarak böyle bir düşünceye katılmıyoruz. Hani günümüze kontrollü darbe olarak diye de gelen o söylemler. Bunları beyan etti. Bunları beyan etti açıkça. Ve bunları dedi FETÖ'nün bir oyunu gibi gördüğünü orada tutanaklara bunlar geçti. Ve o gün beyanlarında da şunu bizzat ifade etti. Dedi ki biz gerçekten bu komisyonun başlangıçta başkanlık divanının sadece AK Parti'den oluşmasını ki tüzeğe uygundur. Yani bir centilmenlikle
orada bir katip üye veya sözcü olabilir miydi? Olabilirdi ama öyle bir karar çıkmadı komisyondan. Yani demokrasiye ve anayasa tüzeğe uygundur, onu söyleyeyim. Çalışmaların olumlu gittiğini, verimli olduğunu ve bu komisyon FETÖ'yü aydınlatacak bir komisyon dediği kayıtlarda vardır. Bakın. Ama o yani, başlangıçtaki umutlar, onlar, sonra umutları kırılmış olabilir. O umutlar ne zaman kırıldı biliyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi bir bildiri yayınladı Fatih Bey. Ve orada Adalet ve Kalkınma Partisi'ni terör örgütlerine yardım ve yataklık yapmakla suçlamaya başladı. Bir bildiriydi kamuoyunda, o günlerde evet, tartışıldı. Herhalde Kasım'ın 7'siydi diye hatırlıyorum. 7 Kasım olarak diye hatırlıyorum. E şimdi tabii biz onun komisyonunda gündem oldu mecburen. Yani şimdi birlikte FETÖ'yü araştırıyoruz. FETÖ'yü her yönüyle araştıracağız. 15 Temmuz'un hakkında kamuoyunu bilgilendirecek bir rapor ortaya koyacağız. Ama bir bakıyorsunuz, komisyonun kurulmasına destek verip üye veren Cumhuriyet Halk Partisi kamuoyuna açıkladığı bir bildiriyle kendisine karşı darbe girişiminde bulunulmuş Adalet ve Kalkınma Partisi'ni ve hükümetini FETÖ'ye yardım ve yataklık yapmakla suçlayan bir bildiri. E tabi bu ipleri koparıyor. Tabi bunu kınadık komisyon olarak. Konuştuk. Bunu kabul edemeyiz dedik, yani böyle bir şey olabilir mi? Dünyanın her yerinde darbeler hükümetlere karşı yapılıyor. Efendim devlet başkanlarına karşı yapılıyor. Hem başlangıçta buna tiyatro denmesi, bilmem kontrollü darbe denmesini reddedeceksiniz. Ortak bir düşünceye gireceksiniz. Hakikaten bu da bizim sevindiğimiz uzlaşmacı bir ruh olarak darbecilere karşı ortak bir duruş fevkalade önemlidir. Bunu önemsedik. Yeni Kapı ruhu olarak önemsedik. Ama sonradan böyle bir karşı duruş peki, gösterdikten acaba, sonra acaba, da bir cümle daha müsaadenizle söyleyeyim. Ondan sonra da bakın Cumhuriyet Halk Partili üyeler ne eski başbakanlara, ne genelkurmay başkanına, ne MİT müsteşarına mektupla soru sorduğumuz yerlere şu sorularda sorulsun diyerek bir önergeleri yoktur. Bakın başkan olarak burada çıkıyorum. Hı. Varsa tutanaklar burada zaten geçmesi lazım. Bunları dahi önerge vermediler. Ondan sonra neden aydınlanmadı? E beyler sorunuzu sorsaydınız. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nin söylediği şeyden mi? Diyorlar ki yani komisyon bu işin siyasi ayağına. Hangi partinin olursa olsun, ister CHP, ister MHP, ister evet, AKP, ister HDP, siyasi ayağıyla ilgili bir adım atma niyetinde değildi. Tam aksine siyasi ayağını karartmak istiyordu diyorlar. Baktığınız zaman da gerçekten hiçbir siyasetçi, eski veya yeni, geçmiş dönemde milletvekili yapmış veya halen yapmakta olan hiçbir siyasetçiyle ilgili komisyondan bunun da bunlarla şöyle bir iltisakı vardır, bunlar da şunlarla bağlantıdır, bunun en azından hatası vardır, görememiştir, görmemiştir, görmüştür, ses çıkarmamıştır gibi hiçbir siyasetçi ilgili, sadece bu dönemi kastetmiyorum, geçmiş dönemlere baktığınız zaman da bir siyasi kimliği hiç asla işaret etmedi. Cumhuriyet Halk Partisi de bunu samimi bulmuyorlar. Diyorlar ki onlar da bizim partimiz varsa bizim partimiz, MHP varsa MHP, keşke bunlar da çıkarılabilseydi, çıkarılmadı diyorlar. Şimdi bir defa sorunuzun ilk bölümündeki tespit doğru değil. Oradan başlayayım müsaadenizle. Çünkü raporumuzun tamamı incelendiğinde görülecek ki 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren Fethullahçı terör örgütünün kendisine FETÖ denmezden önceki dönemler, cemaat, Fethullah Gülen talebeleri, hizmet vesaire, o dönemler dahil gerek tek parti iktidarlarında isim de vererek ifade ettik. İşte Sayın Rahmetli Demirel dönemi, Özal'ın Çiller dönemi, Bülent Ecevit dönemleri. Yani özellikle 12 Eylül dönemine kadar, hatta ondan önce 66'ya kadar gidiyor galiba. Gitti, evet, 67'lere kadar gidiyor. O dönemdeki mesela bu örgütün siyasi partilerle nasıl ittifak kurmaya çalıştığını, nasıl yaralanmaya çalıştığını, kendisine kimlerin nasıl destek verdiğini parti ayrımı gözetmek sizin raporumuzda yer alıyor. Onlar var, kişiler yok sadece. Kişiler de var efendim. Kim var? Kişiler de var. Mesela diyoruz ki bugün işte bir hafta önce Pakistan'da biliyorsunuz Tahir el-Kadri yönetimindeki Anayasa Mahkemesi başbakanın düşürülmesi noktasında bir karar verdi. Şimdi Tahir el-Kadri'nin tıpkı FETÖ gibi bir Pakistan'ı içeriden ele geçirme ve bu konuda da dini duyguları istismar eden bir örgüt yapılanması olduğu bugünlerde yazılıyor, çiziliyor ve konuşuluyor. Şimdi biz de raporumuzda bakın diyoruz ki 1950'lerde Amerika Birleşik Devletleri'nin Kore'ye asker çıkardığında, daha sonra orada vesayet altında bir yönetim oluşturmak için Mun tarikatını nasıl kurup canlandırmış, yönlendirmişse, Mun tarikatının Türkiye'deki
ölünceye kadar temsilciliğini yapmış olan Kasım Gülek ve Fethullah Gülen ilişkilerini raporumuzda yazdık. Şimdi bundan yani isim olarak dendiği için ifade ediyorum ve gerçekten de bakın Kasım Gülen'in vasiyetidir. Kendisi vefat ettiğinde kimsenin cenaze namazını kıldırmayan Fethullah Gülen gelip Kocatepe Camii'nde cenaze namazını o kıldırmıştır vasiyeti üzerinde. Ama kendisini Amerika Birleşik Devletleri ile CIA ile irtibatlarını sağlayan Türkiye'de dini istismar ederek dinin özünden aykırı ama tamamen uluslararası odakların amaçlarına uygun bir şekilde işte artık günümüzde çok net olarak ortaya çıktı kendisinin Allah'la münasebeti olduğu, peygamberle görüştüğü gibi, Mesih olduğu iddiaları gibi böyle bir... Bu yalnız pek çok tarikat liderinin Türkiye'de iddiasına yazık ki. Onları da zaten raporumuzun sonunda ona da değindik, onu da söyleyeyim. Bu evet. Konuda İslam'ın özünden uzaklaşan yapılanmalar, cemaatler neyse hani alınacak önlemler bölümünde onlara da değindik Fatih Bey. Yani orada da ileriye dönük alınması gereken tedbirler bölümünde. Ama bu yapının bakın yeri geldiğinde dediğim gibi 9 sene Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel sekreterliğini yapmış olan Kasım Gülek'le olan ilişkileri. Efendim... Papa ile görüşmesi, tarihi bir vakadır biliyorsunuz. Maalesef gidip Papa'nın elini öpme olayı. Yani özellikle Müslüman camiada bir uyanışa vesile olmaması da manidardır ayrıca. Onu da ifade. Hayır, tam aksine bak Papa ile bir görüşüyor, o da halife mi olacak? Tabii bunu öyle bir algı oluşturuldu ki dinler arası diyalog diye. Halbuki o dinler arası diyalog meselesi Pakistan'da da aynı, Kore'de de aynı. Efendim Irak'taki Kestizani tarikatı da aynı. Bir bakıyorsunuz işte Türkiye'de de FETÖ de aynı. Ve bunların da merkezi yerlerinin yurt dışında aynı merkezden aşağı yukarı yönlendirildiği noktasında çok kuvvetli delilleri de biz baştan itibaren isim isim de verdik. Yani burada biz şunu yapsaydık bakın ben kendimi tarihe karşı, bu yüce meclise karşı, milletimize karşı daha fazla ne bileyim vicdana rahat hissetmezdim. Efendim iktidarda AK Parti vardı. AK Parti dışında herkes suçludur, AK Parti parufak tertemizdir, hiçbir işbirliği olmamıştır. Böyle bir şey demiyoruz ki raporumuzda. Hatta tam aksine Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tek başına iktidar olduğu dönemde de başlangıç yıllarda tıpkı Refah Yolu iktidarında olduğu gibi mesafeli duran bu FETÖ'nün sonradan tek başına güçlü iktidar dönemi devam edince, ha o zaman karşı durma değil ne kadar işbirliği yapar da kendi elemanlarımızı üst kademe devlet organlarına, yargıya, emniyete sızdırabilirsek silahlı kuvvetlere buradan istifade ederiz mantığıyla hareket etmişlerdir ve bunun da imkanını bulmuştur. Şimdi bu noktada da eğer iğneyi kendine çuvaldızı başkasına batırma esasına göre eleştiri yapmak gerekiyorsa bu eleştirinin en güzel şeklini Cumhurbaşkanımız kendisi de ifade etti. Ama örgüt özelliği ortaya çıktıktan sonra, burası çok önemli Fatih Bey, örgüt özelliği ortaya çıktıktan sonra FETÖ ile en iyi şekilde mücadele yürüten o zaman başbakan olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan AK Parti iktidarlardır. Ama yine aynı şekilde söylüyorum ne yazık ki 17-25 Aralık 2013'ten sonra FETÖ ile mücadelede hükümeti yalnız bırakan da ana muhalefet partisidir. Mahkeme kararlarıyla FETÖ'nün finans kurumlarının üzerine gidildiğinde göğsünü siper edenler maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri oldu. Şimdi Zaman Gazetesi'ne mahkeme kararıyla el konuyor. Bu medya kuruluşu olarak en büyük organı. Efendim basın özgürlüğü elden gidiyor denerek gidildi. Halbuki yargı diyor ki bu basın özgürlüğü çerçevesinde değil. Ortada bir örgüt var. Bu örgütün yayın organı. Finans kurumları el koyma değil mi? İpek grubuna ondan sonra kaynak olduğuna, Boydak. Bunlara yapılan adli işlemlere, hükümetin desteğiyle yapılan idari işlemlere bile ne yaptı Cumhuriyet Halk Partisi? Maalesef öyle şiddetli karşı çıktı ki. Hatırlayın şeyi, şu anda mahkum olan iki tane hakim önlerinde dosya olmadan Silivri'deki bütün emniyetteki polis şefleri FETÖ'nün tahliye girişiminde bulundular. Hiç dosya olmadan fotokopi evraklar üzerinden bütün FETÖ'cüleri tahliye girişimi oldu. Ve hükümet o gün HSYK'sıyla, Adalet Bakanlığı'yla buna karşı ciddi bir mücadele verdi. Sonunda bunların suç işlediği ortaya çıktı. O iki hakimin Mustafa Özçelik ve Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde yargılandılar. Mahkum da oldular bunlar. Örnek bir karar olarak da şu anda geçiyor kararları. Reşat Bey bir ara vermek durumundayım. Devam edeceğiz reklamdan sonra. Reşat
Reşat Bey, Kasım Gürek'e örneğini verdiniz ya. Kasım Gürek o tarihte, yanlış hatırlamıyorsam eğer, demin lafınıza kesip giremedim araya ama CHP genel sekreterinden ayrılmıştı bildiğim kadarıyla. Ve o sırada zaten Fethullah böyle bir güç değildi herhalde, değil mi? Siz o Kasım Gürek örneğini niye verdiniz? Hani şöyle, Mun tarikatının Türkiye'deki temsilcisi olarak biliniyor. Bu da inkar edilmiyor. Şimdi o bağlantıdan dolayı FETÖ yapılanması da yani kökü dışarıda, aynen ABD'nin, CIA'nin Kore'deki yaptığı çalışmanın bir örneği Mun tarikatı. Mun tarikatının da Türkiye'deki temsilcisi Kasım Gülek ölünceye kadar bunu devam ettiriyor ve Fethullah Gülen'le baştan itibaren çok yakın ilişkisi var. Sonunda vefatı 1996 veya 97 diye biliyorum, yanılmıyorsam. Zaten 99'da Fethullah Gülen gitti, bir daha gelmedi malum. Evet. Pensilvanya'dan. Gitmezden önce de vasiyeti üzerine o cenaze namazını kıldırıyor. Ben burada yani Amerika bağlantısına dikkat çekmek için. Hem Amerika bağlantısını hem de isimlendirme noktasında. Yani sadece Kasım Gülek'e söylemedim. Diyelim ki işte Bülent Ecevit'in döneminde büyükelçilere de talimat vermek suretiyle Vatikan'da Papa ile yaptığı görüşmeyi ülkenin başbakanı organize ediyor. Yine dışarıda Türk Cumhuriyetlerinde olsun, işte malum 150-160 ülkede yapılanması olurken eski cumhurbaşkanlarının, başbakanlarının dış ülkelere gönderdikleri mektuplar var kendilerine yardımcı olunması noktasında. Yani bu noktada FETÖ siyasetçileri ve siyasi partileri her zaman kullanmış. Her zaman kullanmış. Bu noktada işbirliği yapmış. İşbirliği yapmış. Ha, nasıl kandıracaksa. Kemalist ise Kemalist görünmüş. Efendim dindarsa dindar görünmüş. Burada barışamadığı bir grup Refah Partisi, Selamet Partisi, Nizam Partisi olmuş. Çünkü baştan itibaren merhum Erbakan da her seferinde tehlikeli bir adam olduğunu, hatta bazı söylemlerinde bunlara destek verirseniz, İsrail'e destek verirsiniz anlamındaki konuşmalarının olduğu bugün sık sık ifade ediliyor. Peki mesela o hareketin içinden çıkan AK Parti niye bunu dinlememiş? Önemli bir soru. Önemli bir soru. Ama tabii ki 2002'den itibaren, daha doğrusu 2001'den itibaren AK Parti'nin yürüttüğü mücadeleye bakarsak, Fatih Bey, ben çok gerçekçi konuşmayı severim. Türkiye'nin askeri vesayet altında seçilmişlerin... Yani AK Parti'nin zaafını da o askeri vesayet konusunda bulmuşlar ve oraya da oradan yanaşmışlar. Elbette. Mesela az önce de bahsedilen Ergenekon, Balyoz, askeri casusluk davalarında, yani silahlı kuvvetler içinde işte Sarı Kız, Eldiven benzeri bir yapılanmalarla, Balyoz dediğimiz Selim Yakışlası'ndaki yapılan çalışmalarla bir darbe girişimi olduğu o günlerde konuşuluyor. Belgelerden bahsediliyor ama sonradan görüyoruz ki bunların bir kısmı gerçekse bile bir kısmının FETÖ hakim savcıları ve emniyetçileri tarafından kumpas amacıyla, kendi elemanlarına yer açmak amacıyla delil uydurdukları, iftira attıkları, çamur ama attıkları. Ama mesela Ergenekon döneminde bizim sıklıkla gündeme getirdiğimiz bir şey vardı. Benim bu konuda bir sürü yazım var. Programda da zaman zaman konuştuk. Evet. Ergenekon sanıklarının veya Balyoz sanıklarının pek çoğu kendileri, eşleri, aileleri, kızı, damadı zaman zaman Sayın Çetin Doğan'ın buraya konuk da oldu. Mesela şöyle bir şey vardı orada söylediğimiz. Diyelim ki bütün bu belgelerin tamamı doğruydu ama bu komutanların hepsi emekli olmuşlar. Yani bir darbe düşünmüşlerse bile böyle bir şey yapmamışlar. Bir girişinde de bulunmamışlar. Yani kendilerine anayasanın ya da işte İç Hizmet Kanunu verdiği güçle, ben bu darbeleri araştırma komisyonuna da söyledim daha önce. Konuşmuşlar ama bir şey yapmamışlar. Yani şimdi mesela atıyorum, şimdi yoldan yürüyor iki tane delikanlı. Orada da bir güzel kız geçiyor. Bu kızla ilgili kafalarından negatif bir şey geçirmiş olmaları, suç çeşidi bir şey geçirmiş olmaları, hiçbir şey yapmadığında yürüyüp gidiyorlar. Ve 30 sene sonra unutuyorlar konuyu zaten. Bu çocukları mesela tecavüze yargılaması gerektirmez diye o zaman da söylüyorduk. Biraz acayip değil miydi o davalar? Yani şöyle, hukuki anlamda isnat edilen eylemlerin, yani artık doğruluğunu şu anda tartışmıyoruz zaten. Yargı süreç çoğu hakkında bitti. Bitti. Sanıyorum Balyoz'dan 5 sanık hakkındaki devam ediyor. Onun dışındakiler bitti diyebiliyorum. Ama hukuki bağlamda, yani ceza hukuk açısından baktığınızda zaten teşebbüs olarak davaları açtılar. Teşebbüs bile yok aslında. Ha. Düşünce varsa var belki. Teşebbüs de o günlerde tartışıldı. Efendim... yeterli vasıta ve eylemlerle bir icra-i harekete başlanmamışsa bu teşebbüs olmaz konusu da tartışıldı. Fakat işte o zaman özellikle dijital olarak ifade edilen deliller, bir de maddi somut delil olarak gösterdikleri, önceden kumpas olarak yer altına gömülüp daha sonra çıkarılan bir takım silah mühimmatlar,
Ne oldu? Tabii ki sonradan bütün bunların da FETÖ örgüt mensuplarına, özellikle yani çoğunluğu da silahlı kuvvetler mensupları olduğu için onları karalama, yer açma. Mesela şey çok ilginçtir. Şu anda jandarma olarak sanıyorum son kararnamelerle Sahil Güvenlik ve Jandarma Akademi komutanı oldu. İstanbul'dan jandarma bölge komutanıydı. Ona mesela bir iftira atıldı. Nedir? Cezaevinden cenazeye izin verilmiş bir kimseyi akşam cezaevine götürdüm, hürriyeti tahdit diye hakkında bir soruşturma açıldı. Onun yerine tam o anda terfi etmesi gereken MİT tırlarını durduran Hamza Celeboğlu'nun terfisi sağlandı. Tamam. Hani somut bir örnek olarak bizim komisyon raporumuza da geçen bir olay olarak söylüyorum. Bunun gibi özellikle Yüksek Askeri Şura kararları öncesinde hemen bir takım albaylar, generaller soruşturma konusu yapılıyor. Onlar soruşturmalı diyerek terfiler az önce de gündeme geldi. Yani o somut vakalar üzerinden elbette ki zaten yorum yapmak lazım. Hakikaten son dönemde yani 2010'dan sonra da terfilere baktığımız zaman bugün darbe girişiminde bulunan işte 169 generalin son dönemde terfiyen yükseldikleri. Tamam. Ve önlerinin bu davalarla açıldığı ortaya çıkıyor. Önlerinin de bu davalarla açıldığı gerçeği var. Yani bunları da görmek ama baştan itibaren ama mesela darbe girişimi öncesi bu davalarla ordunun dizayn edildiği pek çok yerde söylendi, yazıldı. Yani bu adamların oraya taşınması da aslında sürpriz değildi. Yanılıyor muyum? Şimdi tabii bugünkü bilgiler, bugünkü ortamda bunu söylemek ve isabetli olduğunu da bir tereddüt yok. Fakat ben mesela bir yargı mensubuyum Fatih Bey. Hakikaten bir savcının iddianamesi dediğiniz zaman son derece önemlidir. İnsanları suçlayıp da sanık sıfatı iddianameden sonra alınır yargılatmak veya bir mahkeme kararı iddianamenin gerekçeleri. Türkiye'de hakikaten yargıyı çok eleştirdik. Geçmişte de yargının siyasete alet edildiği, baskın olarak kullanıldığı pek çok vaka var. Bunu sizler de biliyorsunuz. Siyasi tarihimizde var. Fakat FETÖ'nün örgütlü biçimde yargı gücünü ve polis gücünü özellikle bu soruşturmalarda delil üretme, uydurma mekanizması olarak kullandığının fark etmek çok kolay olmadı. Ama mesela, söylendi hep o zamanlar. Ya söylendi iddialar ama bir 5 no'lu CD mesela tartışıldı durdu. Sizler açın. Evet. Şimdi bir bilirkişiye gitti, gerçektir dedi. Bir bilirkişiler dedi ki hayır değildir dedi. Efendim uzlaşma için başka bilirkişilere gitti. Onlar da oy çokluğuyla farklı bir rapor verdiler. Yani hukukçunun hukuki bilgisiyle çözemeyeceği teknik raporlarla ortaya çıkacak konularda bile maddi delil olarak çünkü ortak tam, bir noktaya bu, maalesef varılamadı. Gerçeği arayanları da o zamanki elindeki medya gücüyle muazzamca köşeye sıkıştırıyordu. Yani evet. İşte benim hakkımda bir takım dinlemeler yaptılar, şunları yaptılar, bunu yaptılar, onları yayınladılar. Onu yapmadıkları yerde gazetesinden beni ve benim gibi daha onlarca bu işleri takip eden gazetecileri karaladılar. Baştan itibaren de zaten şimdi örgütü tanımanın bu faydası var şu anda. Baştan itibaren de örgütü deşifre edecek, örgütün ihanetlerini, bu kompaslarını veyahut da takiye dediğimiz yani neticeye varmak için her yolu mubah gelen anlayışı ortaya çıkaran kim olduysa hiç acımadan suikastlar dahil bunu yapabileceğini de kimse düşünmemiş. Şimdi artık bundan sonra... Şimdi bunlar çok net biliniyor. Mesela bugünlerde yanılmıyorsam 97 tarihli şeyin anlatımı var. Videosu dolaşıyor. Yine katledilen, cinayete kurban giden. Hablemitoğlu'nun. Tespitlerine bakın bugün. %100 doğru. %100 doğru. Yani hakikaten örgüt, yani burada bir cemaat dini hizmet olmayı tamamen bir örgütsel çalışma olduğunu anlatmış. Veyahut da Hrant Dink cinayeti. Yani burada hakikaten bir körlük oluştuğunu kabul etmek lazım. Cinayet işleyen kişiyle emniyette bir grubun arkaya bayrak fotoğraf çektirmesi. Ya bu, ben yıllardır savcılık yaptım. Yani öldürülen kim olursa olsun, yani burada sanıkla emniyet mensuplarının onu övücü, destekleyici bir eylem, bir görüntü içinde olması asla kabul edilemez, mümkün değil. Ama bunlar da ne yapılmış? Farklı şekilde, farklı algılarla o zaman kendilerini izlemek için yine de kullanılıyor. Vaktimizi doldurduk arkadaşım öyle ama şunu da sormadan bitireyim. Evet. Bugün hala Gülen'in etkin olduğu yolunda kamuoyunda bir inanç var. Diyorlar ki kriptolarıyla, henüz daha ortaya çıkmamış, çıkarılmamış isimleriyle Gülen hala, FETÖ hala belli yerlerde etkin ve bu soruşturmaları
ters yönlere yönlendirmekte başarılı. Tam aksine kamuoyunun ve uluslararası toplumun tepkilerini alacak şekilde bu soruşturmaları özellikle farklı yönlendiriyor ki Türkiye'deki iktidar da sıkıntıya girsin, Türkiye'deki yargı da sıkıntıya girsin. FETÖ'nün hala etkin olduğu ve kripto FETÖ'cülerin bugün hala etkin yerlerde bir takım faaliyetlerde bulunduğu. Ben bu kripto lafından çok korkarım. Çünkü biraz böyle geçmişin Doğu Blok ülkelerinin veya faşist rejimlerin kullandığı bir şeydir. Birini suçlayamıyorsan eğer ortada net deliyorsa kripto dersin ama görüyoruz ki FETÖ'nün de hala hakikaten bazı yerlerde kilit insanları var ki bu işler sürüyor. İşte mesela Cumhuriyet davası bunlardan bir örnek teşkil edebilir belki. Bir takım böyle başka davalar. Veyahut da son derece sıradan, yani FETÖ'cü olsa ne olur, olmasa ne olur, demin Tuncay Özkan'ın söylediği gibi, pazardaki alışveriş yapan Ayşe teyzenin telefondaki kripto baylok olsa ne olur, olmasa ne olur noktasında buralara gidiliyor ama mesela bazı yerlere, mesela FETÖ'cü olduğundan kuşku duyulmaması gereken, uzun yıllar bu örgütle paralel söylemleri bulunmuş ama örgütlendiğimiz gibi insanlara da hiçbir şey yapılmıyor. Bu bir tehlike değil mi Türkiye'nin yarınları için? Kısa kısa şöyle şey yapayım. Bir, efendim FETÖ'nün artık geçmişte cemaat olarak bilindiği zamandan kalan algıları bir tarafa bırakmak lazım. FETÖ dini bir cemaat değildir. Değildir. Ben bunu 97'de yazmıştım. Bu nedenle FETÖ dindar kesimin içinde olur da efendim laik seküler kesimin içinde olmaz gibi yaklaşımların doğru olmadığı bugün net olarak ortaya çıktı. Yani bu birinci tespit. İkincisi, bir defa Türkiye'de en önemli kurumlu olarak Türk Silahlı Kuvvetleri, yargı ve emniyet içinde FETÖ'nün öyle büyük harekatlarda bulunacak, darbe girişiminde olacak bir gücünün olmadığı, başının ezildiği noktasında hiçbir tereddüt yoktur. Hiçbir tereddüt yoktur. Ama şunu da söyleyelim hemen arkasından. Efendim, kamuda, yine önemli bu kurumlarda veya diğer üst bürokraside, bitmiştir, tamamen yok edilmiştir. Bu da büyük iddia olur. Medyada. Veya medyada, finans olarak destek verenlerde. Çünkü hala bu gizlilik takiye noktasında başarılı olduklarını, aldatmada başarılı olduklarını kabul etmek lazım. Çünkü her yolu mubah görüyor. Her şeyi meşru görüyor. Hedefe varmak için. Yani bunda en son olarak artık Fethullah Gülen'in bu hain örgütün liderinin kalkıp da kimlere destek verdiğini seccadenin üzerine ayaklarıyla basıp fotoğraf vermesinden sonra biraz daha o fotoğrafta netleşti. Bir şey daha söyleyeyim. Efendim, şu anda bu soruşturmalardan mağdur olan, yanlışlıkla açığa alınan, ihraç edilen veyahut da belki adli soruşturmaya muhatap olunanlar var mı? Az da olsa var. Çünkü aklanıyor arkasından, göreve iade edilenler, beraat edenler var. Ama FETÖ'nün şu anda psikolojik harekat olarak yürüttüğü bir şey var. Mümkün olduğu ölçüde teşkilatta FETÖ ile örgütle ilgisi olsun olmasın çok sayıda insanı itiraflarla bu işin içine dahil etme, karalama. Çünkü ne kadar genişletirse, sayı ne kadar artarsa, sulandırma durumu, bunu da çok iyi başarıyorlar. O bakımdan hükümetimiz de şunu fark etti ki bu da bir FETÖ'nün oyunu. Onun için bakın, ta 1982 Anayasası'nın birinci yılından itibaren yürürlükte olan olağanüstü hal kanunu hiçbir yargı yoluna gitme mümkün değilken uygulamasında hemen bir kanun hükmünde kararnameyle OHAL İşlemler İnceleme Komisyonu kuruldu. Yargı yolu açılsın, bu tip bir haksızlığa uğrayan, yanlışlıkla iftira atılan birisi varsa bunlar da hem bu komisyonda hem de arkasında idari yargıda, anayasa mahkemesinde veya... Komisyonlar o yükü taşıyacak boyutta değil şu anda. Yük çok fazla çünkü. Bugün Habertürk gazetesinde arşivini gösterdi komisyonun. İnanılmaz bir şey. Şu anda 35 bin dolayında, bugün okudum Habertürk'teydi herhalde, yanılmıyorum değil mi? 35 bin dolayında müracaat olmuş. Bunun biraz daha 100 binlere, 110 bine çıkması bekleniyor. Ama... bunu Sayın Başbakanımız da ifade etti. Tabii 7 kişilik bir komisyon, 4 üyenin oyuyla karar veriliyor. Fakat altta raportör hakim olarak abi. Sayı artırılabilecek duruma göre. Şu anda sanıyorum 150 kadar başlamış durumda raportör. Sanıyorum ihtiyacı olduğunda o sayıyı artırabilecekler diye biliyorum. Ama burada bir bu tip FETÖ'nün bu oyununa karşı da tedbir alınmış vaziyette. Yargılama sürecinde de soruşturmalar bir an önce biter de kovuşturma, yargılama aşamasına başlanırsa şeffaflık pek çok konuyu çözüyor Fatih Bey.
Çünkü niye? İddianame belli, deliller belli. Yani burada artık efendim hiçbir şey yoktu da haksız suçlandı, hakikaten haksızsa, iddianamede yeterli delil yoksa bir an önce yargılaması bitsin, beraat etsin. Çünkü adalet istiyoruz. Evet, yani adalet bir önce olması lazım. Evet ama soruş... Ama adalette de 1/3 oranında FETÖ'cü temizliği var. Adaletin de sayısı son derece düşmüş vaziyette. Maalesef yani yargı o anlamda güçsüzleşti. Onu da kabul etmemiz lazım. Çünkü az bir sayı değil. 4000 üzerinde hakim savcının yargıda temizlik. Ama ülkesine ihanet edecek öyle hakim savcı olacağına... Olmasın daha iyi tabii ki. Olmasın daha iyi. Tabii. Adil, tarafsız, efendim gerçekten hakkaniyetle karar verecek... Hakime, savcıya ihtiyacımız var. Bunlarla da sanıyorum FETÖ ile hukuk içinde mücadele neticeye alacak diye düşünüyorum. Eşat Bey çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ben aklımdaki soruları sordum. Siz de benim sorularıma kendi tarzınıza yanıt verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Yine inşallah zaman zaman bir araya gelir bu meseleleri ele alırız. Değerli izleyiciler, bir tek edekin daha sonuna geldik. Pazar akşamı iklim değişikliğini konuşacağız. Çok değerli hocalarımızla iklim değişikliğinde, iklim sorununda hangi etkenler önem taşıyor, niçin dünya iklimi değişiyor ve ne zamana kadar vaktimiz var bunu değişimi önlemek için, bugün yaşadıklarımızın daha beterlerini yaşayacak mıyız? İstanbul'a yumruk büyüklüğünde dolar artık sık sık yağacak mı? Ne olacak, ne bitecek? Pazar akşamı tek tek özelde yine bilimsel bir konuyu bilimsel bir şekilde ele alacağız. Hepinizi bekliyorum uygun olursanız. İyi akşamlar, görüşmek üzere pazar akşamı.